Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özbek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. 12'ye kadar 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu, bu numaradan bana rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyebilirim. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağımı belirteyim. Evet, günün öne çıkan başlıklarına şöyle bir göz atalım diyorum. Neden öyle diyorum? Çünkü biliyorsunuz çok önemli bazı gündeme dair dün olaylar yaşandı. İşte Şenol Hoca'nın, Sayın Şenol Güneş'in basın toplantısı vardı. Oradan da bir iki konu başlığı çıkardım ama tabii en önemli şey Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ultimatom verdi. Neydi bu ultimatom? Maçlara çıkmayız ultimatomunu verdi. İşte biliyorsunuz ödenmesi gereken rakamlar var. Ödenmedi. Rakamın 142 milyonun verilmediği, işte bu sene %25'lik ödemenin yapılmadığı, Merkez Hakem Kurulu komitesi ve kurulların seçimde belirti kriterlerinin olmaması, kulüplerle bunların müzakere edilmemesi, özellikle başta yabancı konuların, yabancı futbol sayısındaki kulüplerin isteği doğrultusunda kararların verilmesi, verilmemesi, karar o istekleri doğrultusunda, işte biliyorsun 14 yabancı muhabbeti vardı, 14 yabancı ile sahaya çıkılması, işte 11'in oynaması anlamında ve maçların yayınlarıyla ilgili yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve şirketleşmeye gitme ve yayın ihalesine girme kararı gibi bazı konular vardı. Bunlarla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu'na ultimatom verdi kulüpler. Eğer bizim dediğimiz olmazsa biz maçlara çıkmayacağız dedi. 30 saniye aramız mı var Vedat? Bir 30 saniyelik aramız varmış. Bir iki konu başlığı daha var, onları da sonra vereyim. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çekilen bu ultimatomdan sonra dün biliyorsunuz Şenol Hoca'nın da basın toplantısı, özellikle ben Şenol Hocam'dan da kendim adıma özür dilemek istiyorum. Neden? Ben hep diyordum ki 3.2 milyon euro alıyor Şenol Hocamız. Maalesef almıyormuş ama onun karşılığı TL alıyormuş. Ondan dolayı da çok özür diliyorum. Yani 3.2 milyon euro değil, 32 milyon TL alıyormuş günlük döviz kuruna baktığımız zaman. Ondan dolayı da Şenol Hocamızdan da kendim adıma euro dediğim için, defalarca euro dediğim için özür diliyorum. Tabii Şenol Hoca'nın istifasıyla ilgili de bazı açıklamalar var. Biliyorsunuz sosyal medyada çok fazla bu gündeme gelmişti. Kalmamanın doğru olduğuna karar verdim dedi. Kalmanın doğru olduğuna karar verdim dedi. Sizce bu kararı doğru mu değil mi? Bir konu başlığımızı bunu açmak istiyorum. Dün Şenol Hoca'nın açıklamalarını zaten çok rahat bir şekilde dinlediniz. Hem Ajans Spor'dan da okumuşsunuz, Radyo Spor'dan da dinlemişsinizdir. Şenol Hoca'nın açıklamalarından belki benim aktaramadığım, belki sizin söylemek istediğiniz bir şeyler vardır. Bir de Kulüpler Birliği'ne değin. Neden değinmek istiyorum? Son 7 senede 6 kez başkan değiştirdi. Şimdi en sonunda Sayın Ahmet Ağoğlu, Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu şu an başkanlığı yapıyor. Kulüpler Birliği'nin bu kadar çok başkan değiştirmesine de ben anlamış değilim. Beşiktaş'tan da bir konu başlayalım. Gezal'la ilgili biliyorsunuz görüşmeler başladı. Galatasaray'da biliyorsunuz Gezal'a talip. 1.8 milyon euroluk bir öneride bulunmuş Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi. Fakat futbolcuda 3.5 milyon eurodan 3 milyon euroya indiği kaydedilmiş. Görüşmeler hala devam ediyor ama sıkıntılı bir süreç var, onu da belirtelim. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Suat Altun ben. İzmir Boranova'dan, Özkanlar tarafından abi. Ara sıra bağlanıyorum ya. Koyu Altay tarafları. Sağ ol kardeşim. İyi misin? Mustafa hocamız da, Mustafa hoca da kaldı. Kaldı. Valla var ya, çok panik edik. Aygün abi. Hani kalacak mı kalmayacak mı, yönetimden bir ses yok. Başkandan bir ses yok. Resmi sayfalarda hiçbir şey yazılmıyor. Hani taraftar olarak panikledik. Bir de şöyle bir şey var. Hani bizim kulüp menajerler tarafından istila edilmiş bir kulüp bu son 2-3 yıldır. Hı hı. Yani geçen sene dünyanın profesyonelliklerde en fazla transfer yapan takımıyız. 35 tane transfer. 35 transfer bir sezonda. İnanır gibi değil ya.
35 transfer ve 60 milyon olan borcumuz bir sene içerisinde 170 milyon oldu. Yazık günah. Geçen sene 60 milyon olarak açıklanan borç bu sene 170 milyon oldu. Yani hani ben daha önce de bağlandığında söylemiştim ya, ayağımızı yorgana göre uzatalım. Aynen diye. Doğru, doğru. Şimdi başkan herhalde artık ayağına yorgana göre uzatacak. Sanırım ki daha transferler açıklanmadı. Hani incelip sırf dokunuyor bence diye. Bence de tabii yapacaklar tahmin. Bir de Mustafa Hoca zaten kadro çok geniş diyordu. Biraz onu daraltmak lazım diyordu. Mustafa Deniz çok fazla transfer istemez ama yerinde bazı isimler ister. Tahmin ediyorum herhalde 5-6 transferle sezona girecekler gibime geliyor. Bir de Aygün abi takım çok yaşlı. Yani önemli olan o yaş. Valla ligde genç takım var mı bilemiyorum. Bir anda hatırlayamadım da. Genelde bir abi, takımlarımızda, bütün takımlarımızda çok fazla yaşlı futbolcular var. Ya genelde şey deniyor. Hani tecrübeli isim arıyor bütün takımlar. Hani tecrübeli olsun da falan diyor. Onu arıyor. Bir de senin bir sorun vardı. Şenol Güneş kalsın mı kalmasın mı diye. Bence abi kalmalı. Niye kalmalı? Hani herkes çok abarttı bu olayı bence. Aşırı abarttı. Sanki her 4 yılda bir Avrupa şampiyonası mı gidiyordu Türkiye tarihinde? İlk defa mı? Hani gitti de finalden döndü. Sanki her 4 yılda bir final mi oynuyorduk? Adam elinden geleni yaptı futbolcuyla beraber. Güzel bir şekilde katıldık ama olmadı. Bence Dünya Kupası'na hazırlanmalı hani Türk milli takım, ki en iyi şekilde hazırlanacağını tahmin ediyorum. Bence Dünya Kupası'na başarılı olacağız. Hani bu gruptan çıkacağız, biz de başarılı olacağız diye tahmin ediyorum. Hani çok fazla gelin Çalıl Güneş'in üzerine. Yani biz bir Almanya, bir İngiltere gibi, Arjantin gibi, Brezilya gibi İstiklal Abidesi bir takım olsak hani o zaman eleştirelim. Zaten her 4 yılda bir gidemiyoruz Avrupa Şampiyonası'na. 40 yılda bir gitmişiz. Hani tamam 2008'de gittik ama olabilir yani, böyle başarısızlıklar olabilir. Daha önce de oldu mesela. Fransa yıllar önce 2002 Dünya Kupası'na 0 çekti mesela. Gol bile atamamıştı hatırlıyorsan. Doğru. Yani böyle şeyler geliyor yüklenen başa. Bence Şenol Güneş'e bu kadar fazla yüklenilmemeli. Bir de abi son bir şey söyleyeceğim. Dün Barış Ertül abimiz, Ali ve Mert abimizin programında sanırım Barış abiydi. Hani Dries Mertens dedi Türkiye'de oynayamaz dedi. Gelirse şahit Beşiktaş'a dedi. Çünkü Türkiye'ye dedi çok sert birlikleri kaldıramaz. Dries Mertens zaten İtalya'dan geliyor yani. İtalya çok yumuşak bir lig mi? Yani bazen yorumcular konuşuyor ama bence sadece konuşmak için konuşmamalı diye düşünüyorum. Çünkü Dries Mertens İtalya liginde sert koşullarda oynayan bir futbolcuydu. Peki. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ ol Suat, kendine çok çok iyi bak. Hatta bir diğer dinleyicimizi alalım, sonra ara vereceğimizi söyleyelim, telefon olmaya devam edeceğimizi belirtelim. Günaydın. Mesajlar geliyor zaten, onları da okuyacağım. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben de teşekkür ederim. İsmim Erhan. Buyurun Erhan Bey. Aygün Bey, gerçekten bu futbol adına ben üzülüyorum ya. Hayırdır inşallah. Çünkü neden diyorsanız, neden derseniz gerçekten. Neden? Ya Türkiye'de tek bir dörtlük benli, sayıları benli. Bir parmağın, ya bir elin beş parmağını geçmiyor. Beş parmağın geçmiyor ya, bu bir kesin. Şenol Güneş'e bu kadar baskı, yani olmaz. Ben karşıyım. Ya şimdi ne yapalım? Şenol Güneş'i gönderen de Mars'tan, Venüs'ten, Jüpiter'den, bütün şeyleri saydık. Yani yani aydan teknik tarafa mı getireyim? Ay, aracınız yok, gidemiyorsunuz da. Yani şimdi ya bir günah keçisi alıyorlar. Ya burada Şenol Güneş'i günah keçisi yaptılar. Ya kardeşim, orada Şenol Güneş çıkıyor sahaya, taktiği veriyor, teknik bilgileri veriyor. Sen sahaya çıkıyor. Ya ben Erhan olarak sahaya çıktım. Kaleye atacağım topu, kaleye karşı karşıya avuta atıyorum, dile atıyorum, kalecinin kucağı atıyorum. Ya teknik direktör suçu ne? Ya üç tane aynı pozisyon böyle geri tepi adamlar iki tane tehlikesi bu Türkiye'yi yeniliyor. Tabii ki olur. Yani burada Şenol Güneş'e baskı yapacağına şu futbolcuları toplayıp da onlara bu sorular sorsalar inanın daha iyi oynarlar. Ya burada bunlar çocuk değil ki. Hepsi belli bir kulüplerde oynuyorlar. O kulüplerde bunlar topu taça ya da avuta attığı zaman teknikler değişiyor mu? Değişmiyor. Ya da biri çıkıp bunları böyle şoklaması mı var? Biraz tokada kendine gelsin diye. Ben şuna inanıyorum. Şenol Güneş'in burada kesinlikle bir suçu yok. Kim ister? Hangi teknik direktör ister ülkesinin geri kalmasını? Bir İtalya'dan, bir İsveç'ten, bir İngiltere, bir Amerika. Kim ister ki? Hiçbir teknik de Türkiye'de istemez. Burada bireysel hata. Bu futbolcuların tamamen hata. Ve bu futbolcularla bu milli takım adı altında Dünya Kupası'nda hiçbir şey yapamazlar. Bakın Atalı, Aygün Bey. Çarşamba'nın gelişi salıdan belli olur değil mi? Öyle bir atasözümüz var. Bu milli takım içindeki Şenol Güneş katmıyor. Bu futbolcular Dünya Kupası'nda ne yapabilecekler? Bu stratejileri nereye kadar götürüyorlar? Hiçbir şeyleri yok. Bilirse becerileri yok. Topu ya bu bırakma falan. Bu iş olmaz. Bitti. Bence yeni bir
kadro kurulması gerekiyor. Çünkü bu kadroyla bir adım ileriye gidemeyecekler. Bu kadroyu kuran da Şenol Güneş zaten. Evet, yeni bir kadro, yeni bir futbolcu sistemi getirmesi lazım. O zaman demek lazım ki başarının faturasını kesilmesi gereken kişi de Şenol Güneş, kadroyu kuran o. Ama şimdi şöyle, tamam, biz de bu kadroya güvendik ama Aydın Bey, ben de çok umutluyum. Çünkü Fransa'da bayağı işler başardı ama burada başaramadı. O zaman Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Öyle Fransa'yı yendik. Yaptık mı? Yaptık. Peki aynı futbolcular niye Avrupa Ligi'nde bunu yapamadılar? Niye burada günah günah gece Şenol Güneş seçiliyor? Peki o Şenol Güneş... Başarısızlıklarda günah keçileri zaten ya başkanlara ya da teknik direktörlere kesilir. Ama burada bütün medya, burada gazete hep Şenol Güneş'e baskı yapıyor. Yani Şenol Güneş o zaman suçlu medya mı oluyor? Yani bu 3 maçta 8 gol, yenilen 8 gol suçlusu medya mı oluyor? Hayır, medya değil. Medya burada teknik direktöre Şenol Güneş, ya milli takımın teknik direktörü ister mi ülkesi yenilmesini? İster. Benim gibi, ben de istemiyorum. Ama ben burada futbolculara kızıyorum. Futbolculara üzülüyorum. Çünkü bireysel başarı ortaya koymuyor. Ben bugün bir işte çalışıyorsam, eğer orada şey yapamıyorsam, performansı veremiyorsam, patronun suçu ne? Suç benim. Ya bu da futbolculara çıkıp hiçbiri bir şey söylemiyor. Ayağında tabii kaleci. Ya İtalya maçında kalesini attı ya. Bunun peki tekniğini Şenol Güneş'in verdi. Peki. Ya bir şeyler öğrenelim artık ya. Peki. Ama önemli olan bundan sonra ne biliyorsa Aydın Bey. Hı. Şu çok önemli. Artık ligde başlayacak ya. Bundan sonra artık hakemle tam konuşuyor. Neden biliyor musun? Ceza sahasında artık futbolcu kendi yere tutar, penaltı gösterecek. Esas bu üzerine durulması gerekiyor. Tamam. İngiltere maçında gördük işte. Onu zaten sezon başı itibariyle zaten çok fazla duruyoruz zaten o konularla ilgili. Peki. Yani ne olacak şimdi? İyi günler, iyi günler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya ve mesajları da okumaya devam edeceğimizi söyleyelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.15'i gösteriyor. Ramazan Belal Belal demiş ki günaydın abi, 4 gündür dinleyemiyorum. Umarım bir şey kaçırmadım demiş. Çok şeyler kaçırdın Ramazan kardeşim ama Gezal'ın Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. Biraz uzun sürer ama sonunda alırız. Ayrıca olur da başka takıma giderse Beşiktaş'ta gösterdiği performansın yanına yaklaşacağına ihtimal vermiyorum demiş Ramazan Belal Belal. Burak Uçar. Dün şunu kimse sormadı. Şenol Güneş 32 milyon TL'yi hak etti mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şenol Güneş istenmeyen adamdır, istifa etmelidir demiş Burak Uçar. Tabii buradaki rakamları biraz Danimarka'nın hocasıyla ilgili bir geçenlerde bir tweet vardı. Danimarka'da biliyorsunuz hakikaten Euro 2020'de inanılmaz işler başardı. 700 bin euro alıyormuş. Yani bence milli takımla ilgili bu para konusu çok fazla konuşuyor. Her gelen teknik direktör de konuşuyor. Orada bir kıstas belirleyeceksin. Ne yapacaksın? İşte diyeceksin ki Türk A milli takımımızın parası bu. Yani her hocaya farklı nokta yerine TL anlamında işte atıyorum bir milyon dolar karşılığı TL. O rakam belirleyeceksin ama o dolar kurunda biraz bir rakamda sabitleyeceksin. 6'da mı sabitlersin, 6.5'da mı sabitlersin bilemem ama yani çok büyük paraların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o mevkide antrenörlük yapmak isteyen, para almadan antrenörlük yapmak isteyen yüzlerce teknik direktör ismi sayabilirim ben sizlere. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Tayyip ben abi. Nasılsın? Sağ ol Tayyip kardeşim, sen de iyi misin? İyiyim abi, koşturuyoruz. Biraz önce arayan Şenol Güneş zannettim ben abi. Şenol Güneş olsa kendini bu kadar koruyamazdı. Gerçi dün de kendini korudu. Dün de basın toplantısında herkes suçlu, bir tek kendisi suçlusu Şenol Güneş'in. Ben dün onunla ilgili bir tweet attım, bakayım ne atmışım. Dinliyorum sizi, buyurun Tayyip Bey. Şöyle söyleyeyim, ben de ülkemin başarısız olmasını istemem. Ben de bir teknik direktör olayım o zaman. Yani takım başına. Şey demişim ben. Hiç kimse istemez zaten yani. Şunu söylemişim. Sonuç şu demişim. ... Şenol Güneş hariç herkes suçlu. Buyurun Tayyip Bey. Evet, evet, aynen öyle abi. Dün akşam dün basın toplantısında herkesi suçladı, bir tek kendi suçsuzdu. Başarılı olduğu dönemde herkes hakkını verdi Şenol Güneş'in. Beşiktaş'ta da, milli takımda da bu kadroyu kurdu. Ama insan herhalde belirli yaşlardan sonra bazı şeylerini kaybediyor olabilir. Artık ben çok fazla böyle yaşı ilerlemiş insanların da senin çöktörlük yapmasına karşıyım abi ya.
Yani milli takım mevzusunu kapatalım. Ben Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Tamam, kapattık orayı. bende de büyük bir hayal kırıklığı var. Gerçi alışıyor insan, her şey alıştığı gibi. Eğer Pereira'nın ismine de alışmaya başladık ama çok büyük beklentilerle Sayın Ali Koç... Çıtayı de, çok yani yüksek gösterdiği için belki o çıtayı çok yüksek göstermesen, o Bielsa ayarı tarzı demese belki bu kadar tepki toplamazdı bu işte isim. Ali Başkan, yani Sayın Başkan hala çok büyük hatalar yapıyor konuda, konuşmalarında. Mesela ben Fenerbahçe Başkanları'nın hepsine, yani ölmüş olanlar Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, çok büyük saygım var. Hepsine çok büyük saygım var. Aziz Yıldırım'ı da çok seviyorum ama Aziz Yıldırım geçenlerde bir basın toplantısında gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yarattı hepinizde. Keşke böyle konuşmalar yapmamış olsaydı. Ben sana şeyi soracağım abi. Şimdi acaba Ali Koç Emre Belözoğlu'yla devam etmediği için, böyle bir karar aldığı için pişman olmuş mudur? Zaman gösterecek. Yani bak şöyle sana söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi 3 yıl önceye dönelim. Aykut Kocaman dönemine dönelim. Sonra başkanın bir açıklaması var. Belki de o dönemde devam etseydik. Evet, onu söyledi. Söyledi. Onu söyledi. Öyle bir hata yapmış olabiliriz dedi. Şimdi ben açık söyleyeyim. Emre Belezoğlu'la devam edilmesi yönünde görüşümü zaten burada defalarca söyledim. Biliyorum. Evet. Bunu söyledim. Ama tabii bunu zaman gösterecek. Çünkü başkan da dedi ki riske girmek istemiyorum ben dedi. Bu riski almak ama istemedim. Ama çok büyük bir riske girdi. Çok büyük bir riske evet. Girdi şu anda. Yani ha şöyle. Çok büyük değil de bir riske girdi. Yani gene bir büyük bir risk aldı. Şöyle ama diğer başka yabancı teknik direktörler, yani ülkeyi tanımayan bir teknik direktörler yerine Vitor Pereira'ya getirmek riskin biraz daha azalmasını sağlamış olabilir. Tamam, çünkü o konuda Fenerbahçe'yi, camiayı biliyor, Türkiye'yi biliyor, ligleri biliyor, tanıyor, ediyor. Ama 5 yıl önceki futbola şimdiki arasında dağlar kadar fark var. VAR girdi. Futbolda her şey maalesef kopma noktasına geldi. Hakemlerde büyük performans düşüklüğü var. İnşallah kendini antrenman metotları olarak geliştirmiştir. Bilime inanıyordur inşallah. Çünkü o dönemde çok büyük sakatlıklar oldu. Bilime pek şey yok biliyorsun. Yani. İnanmıyor. Çünkü... İnanmıyor. O yüzden Adele sakatlığı çok yaşandı o dönemde, doğru. Evet, Adele sakatlığı çok yaşanmıştı ve yıldız futbolcular. Benim en büyük korkum şu anda Mesut Özil'le problem yaşar mı diye kafamda bir soru işareti var. Çünkü tamam, tabii ki formayı futbolcu alır. Teknik direktörden. Ama biraz yıldız futbolculara da böyle tolerans tanınması lazım. Tanınıyor çünkü. Alex'e tanınmadı mı? Acı'ya tanınmadı mı? Veya Türkiye'ye gelmiş diğer yıldızlara. O yüzden inşallah problem yaşamaz diyorum Mesut Özil'le. Tabii ki zaman gösterecek. Belki çok başarılı olacak. Belki de başarısız olacak. Ama şu var. En ufak bir başarısızlıkta maalesef algılar daha şimdiden yapılmaya başlandı, biliyorsun abi. Garanti, işte en ufak bir sakatlık olsa bakın biz demiştik işte bilime inanmıyor. Bayağı yine sakatlıklar oldu. Mesut Özil'le en ufak bir problem yaşasa bakın biz söylemiştik yıldızlarla arası pek iyi değil diye söylentiler çıkacak. İnşallah başarılı olur. Tabii ki artık biz de Fenerbahçe olarak takımımızın başarılı olmasını, şampiyon olmasını istiyoruz. Şampiyonlar yine gitmek istiyoruz. İnşallah başarılı olur diyelim. Tabii ki destek vermek durumdayız. Yıldız'la ilgili Rıdvan Dilmen'in bir açıklaması var. Bilmiyorum dinleyebildim mi? Rıdvan Dilmen'in Twitter'da bazı tweetlerini gördüm ben. Evet. Hayır, şey anlamında bu Mesut'la bir telefon görüşmesi yapıyor. O kısmı evet, duydun mu? Evet, onu okudum. Duydum onu. Yani orada mesela Mesut Özil'in hoca ile ilgili çok olumlu ve güzel düşünceler içerisinde olduğunu söylememizde fayda var. Ya tabii ki Mesut Özil'in kendisinin alması lazım formayı, tamam, her ne kadar yıldız olsa da. İnşallah problem yaşamazlar diyelim. Çünkü hep en son herhalde Çin'de Hulk'la problem yaşamış. Öyle söylentiler de vardı. Şeydeyken, oradaki kulüpteyken. Evet. İnşallah yaşamaz diyorum. Çünkü yıldızlar önemli. Mesut Özil'i biz taraftar olarak çok seviyoruz. Yani biliyorsunuz. Tabii ki Fenerbahçe hepsinin önünde geliyor. Biz armağımızı çok seviyoruz. O yüzden ben taraftarlara sesleniyorum. Şimdilik eleştirileri bırakalım, takımımıza destek verelim. Peki, sosyal medyada görüyorum çünkü bazı eleştirileri. Başka eklemek istemiş şey var mı? Görüşmek üzere abi. Sağ ol, teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Ben de abi, görüşürüz. Sağ ol.
Sinan Kamacı demiş ki günaydın Aygün abim. Ben gitmesi gerektiğini milli takım taktiklerini günümüz futboluna güncellemesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Şenol Hoca ile ilgili ve iyi yayınlar dilerim demiş Sinan Kamacı beyefendi. Bakalım başka kimler var. Mendo 4402. Abi Allah aşkına bu Şenol Güneş'in açıklamalarını anlayan var mı? Resmen bir dalga geçti demiş. Aykut Kocaman'a hak verdim şimdi demiş. Ya, o zaman yaşamış olduğu sıkıntılar vardı ikisi arasında. Onunla ilgili Mendo 4402 mesaj atmış. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. 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 Günaydın Argün Bey. Merhabalar. Kimle görüşürüz? Merhaba, Ali Demir İstanbul'dan. Buyurun Ali Trabzon taraftarıyım. Ayrıca bir Giresun diyeyim de bizim Giresun acaba kim aldı hiç bilginiz var mı Aygün Bey? Mesela çıkmadı hiç. Gerçekten bilgim yok. Yani biz... Altay gibi kaldık biz herhalde. Biz kimseyi alamadık. Ona bakayım ben ya. Ama Salim bana biliyorsun bizden sonra bir yayın yapıyor zaten biliyorsun Anadolu Ateşi diye. Orada bütün takımlardan genellikle haber vermeye çalışıyor ama internetten bir bakayım şimdi Giresun Spor'la ilgili haber. Dinliyorum ben sizi. Buyurun. Buyurun. Bir de Trabzonspor inşallah bu sene Fenerbahçe ikimiz herhalde yine kapışacağız gibi geldi sanki 2011 gibi. Valla Trabzonspor kadro... iyi kadro kurdu. Ve takviyeler de devam ediyor hala. Ve kamp çalışmalarında çok iyi gittiği bilgileri geliyor. Yeni gelenlerin takıma çok iyi uyum sağladığı bilgileri geliyor. İyi yola gidiyor. Evet. Yani Sayın Avcı da istediği bütün isimleri aldırıyor şu anda tek tek. İnşallah Aygün. Ya bir de ben Aygün Bey ben şunu söyleyeceğim ya ben şimdi bu milli takım buraya Şenol Güneş getirdi. Hakikaten başarılı bir adam Türkiye'de. Acaba dün bayağı bir eleştirdiler adamı. Acaba dedim ki ben Fatih Terim olsaydı acaba buna bu da acaba eleştirebilirler miydi Fatih Terim'i? Dünkü bas toplantısında. Yani gene açık söyleyeyim bu başarısızlık olsaydı orada kim olursa olsun eleştirokları ona yönelirdi. Yani 3 maçta 0 çekilen eksi 7 averaj olan bir milli takım maalesef. Evet yani biz yani bir burada da şey yapmayalım yani bu ikinci turda Almanya elendi mesela Fransa elendi. Yani biz güzel kupayı almam şansımız ya yok yani gerçekten daha ileriye doğru inşallah hani tabii ki başarılı olacağız hep isteriz yani başarılmamızı. Peki. İnşallah oluruz da bundan sonra Aygün Bey. Peki. Sizi beğeniyoruz. Programı çok beğeniyoruz sizi. Sağ olun Ali Bey. Bir kola gelsin size. Sağ olun çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hasan Kurt Bey abi Fener'de transfer yok mu? Hulk konuşuluyor, Arnautovic konuşuluyor, Kolasinac var mı bilginiz demiş. Üç isimle de ilgili bilgiler geliyor ama tabii başkan bu konuyu çok sıkı bir şekilde kimseye haber vermeden bitirmeye çalışıyor. Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Ahmet ben. Daha önce de katılmıştım yayınlarınıza. Buyurun. Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aygün Hocam. Ben hocam bu yaklaşık 3 gündür 4 gündür arıyorum. Ulaşmaya çalışıyorum da. Gerçi bir Ali Koç Aziz Yıldırım bir atışması var biliyorsunuz devamlı böyle gündemi meşgul eden. Hı hı. Ben her zaman Ali Koç'un da işte Aziz Yıldırım'ın da efsane başkanlarımız olması taraftarıyım. Yani barışmaları bu konuyla hakkında hiç yorum ya da şey de yapmamaya çalışıyoruz. Yani vallahi ben bu dakikadan bir gün sonra bir gün. Bu dakikadan sonra son açıklamadan sonra Sayın Ali Koç'un açıklamalarından sonra ben bu ikinin bir daha böyle bir barışma anlamında yan yana gelecekten ihtimal bile vermiyorum. Yani. Ama çünkü burada Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamaları var artık bu dakikadan sonra ben bugüne kadar saygı duydum ama artık çok daha farklı bir şekilde sert açıklamaları var Ali Koç'un da Sayın Aziz Yıldırım'a yönelik ama Aziz Yıldırım'ın tabii söylemiş olduğu cümlelerden sonra Sayın Ali Koç bu açıklamaları yaptı. Tabii yani, orada tabii aileye karıştırması ve bazı cümleler söylemesi hoş olmadı. Orada biz de hani taraftar olarak da mizacını aslında bildiğimiz ama şu ana kadar hani unuttuğumuz da değil mi? 3 yıl boyunca unuttuğumuz bir mizaçtı. Unuttuğumuz bir mizaçtı. Ama tabii ya yine de çok katkısı olmuştur şimdi Fenerbahçe tarafından. Tabii kimse inkar edemez Sayın Aziz yani biraz Yıldırım'ın... şeyiz hani kenarda duruyoruz ya keşke barışlardı hiç yaşanmasa. Ama burada hocam çok ince bir nokta var. Üzülerek de ben bu Ali Koç kavgasına yorum yapmayacağım yine. Çünkü dediğim gibi barışmalarından yanayım. Ama işte Mert Ali ve Barış abilerin bir programında işte dediğim gibi 3-4 gündür de onlara ulaşmaya çalışıyorum. Aradığımda şeylere de giremiyorum. Ya Barış Bey öyle bir konuşma yaptı ki sonra da zaten direkt reklama girdi. İşte Ali Aziz Yıldırım'ın şeye gelmediği için kongreye falan korktuğunu Ali Koç'tan çok fazla korktuğunu bir de şimdi öyle bir konuşma yapan yerine şunu söyleyeyim sevgili Ahmet kardeşim şimdi
Bir gün önce, o bir gün önceye dönelim. Bir gün önce öyle bir konuşma yapan bir teknik başkan var, doğru mu? Seni tribünden taraftarla indireceğim. Tabii tabii, yani gelmemesi şey tabii ki. Yani, taraftarla indireceğim, o... tehdit ediyorsun bir yandan. Tehdit ediyorsun çünkü bak. Hiçbir spor kulüp başkanı... Kesinlikle gelmesi gerekiyordu tabii, ondan dolayı. Madem yani, öyle bir konuşma yapıyorsan, madem bu kadar sert gidiyorsan... işte efendim ben sokakta büyüdüm, sen şurada pamuklar içinde büyüdün falan filan tarzı hoş olmayan cümleler de var orada, doğru mu? Madem bunları söylüyorsan, şimdi ben bunu söylemiş olayım. Ahmet, sen de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanısın, ben de, sen beni seçimde yenmişsin, ben bir basın toplantısı yapıyorum. Bak şunu söyleyeyim, aslında burada alkışlanması gereken konu ne biliyor musun? Herkes onu kaçırıyor. Ali Koç'un normalde Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu basın toplantısını verme mecburiyeti yok. Sadece bak şunu söyleyeyim. Tebrik ettik yani. O sadece Sayın Ali Koç, bakın sadece Sayın Ali Koç ne dedi? Başkan adaylarına kulübün kapısını açıyorum dedi. Doğru mu? Fenerbahçe televizyon açıyorum dedi. Bütün ekranları açıyorum. Doğru mu? Ali, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı mı? Aday mı? Değil. Bugüne kadar Alişen de, Sayın Başkan Alişen de açıklamalar yaptı. Bugüne kadar canlı verildi mi açıklamaları? Verilmedi. Ya benim abi yani orada dikkatimi çeken, hani yayında da üzüldüm. Ha, tekrar onu söylüyorum. Madem ama bak. Orada bir açıklamanın tamamını söyleyeyim ben size. Zaten iki kelime çok canımızı sıktı. Gerçekten özü şöyle. Dediğim gibi korktu. Hani çok ağır bastırarak korktu, kaçıyor. Bir de işte etrafında da biliyorsunuz 10 kişiyle falan bir basın toplantısı yaptı. İşte ekibiyle darbeci bir yönetim bu Aziz Yıldırım'ın yönetimi. Bunu yapmaya çalıştılar. Ama bak şu, o cümleden neden geldi biliyor musun? Bak şimdi o cümle nasıl geliyor? Ne dedi orada? Seni dedi, bak bu cümle çok önemli. Oradan onu söylüyor Sayın Barış Ertürk. Ha, indireceğim diye. Seni tribünle yani, indirim taraf, dedi. Bak tribünle, seni tribünle indirim ne demek? Orada bir darbe olayı gibi. Yani darbeyi yanlış anlamayalım. Farklı konuşmaları getirmeyelim. Anlatabilirim demek istediğimi. Sakın yanlış ama anlaşılmasın. Burada abi şöyle bir şey dikkate çekmek istiyorum. Sizin de büyük ihtimalle dikkatini çekti. Yanındaki kişiler de büyük ihtimalle hani bir duraksadı. Çünkü ya bahsettiğimiz kişi Aziz Yıldırım. Birçok hatası var. Yani ondan yöne biliyoruz artık. Tribünle indirim dediğin Aziz Yıldırım o tribüne taraftarı sokmadı. Şimdi bunu kimse sormuyor orada. Evet, yani kombineler iptal oldu falan. Bunlardan hiç şüphemiz yok. Ben üzerindeki formayı ben yaptım dedi Aziz Yıldırım. Doğru. Yani ben yüz küsür yıllık Fenerbahçe'nin formasını Aziz Yıldırım mı yaptı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahibi mi? Fenerbahçe yok, Spor Kulübü'nün sahibi, taraftardır, taraftar. Üzdü. Yani bak, Fenerbahçe benim demesi o saçma. Biz bile diyemeyiz Fenerbahçe. Ya, Fenerbahçe yani, Spor Kulübü'nün, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un, Antep'in, Malatya'nın ne olursa olsun sahipleri taraftarlardır. Doğru mu? Evet. Yani futbolcular, yöneticiler, başkanlar gelir geçer. Camialar kalıcıdır, taraftarlar kalıcıdır. Onlar da onların sahibidir. Kimse peki, hepsinden aynen, üstün göremez. Ben de Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına hakikaten çok tepki gösterdim. Hala da göstereceğim. Göstermeye de devam edeceğim. Açıkçası benim hoş olmadı Sayın Başkan'ın açıklamaları. Bak Sayın Başkan'ın eski başkanın... Bak, biz de aynı söylüyoruz ama hani bizim susmamızın sebebi o bize efsane başkanlık yaptığı birçok emeği var. Ya bu insanı bir tekrardan dinleyelim. Yanlışını fark etmiştir veya hani orada bir hatasını fark etmiştir diye. Çünkü biliyorsunuz yani insanı yok etmek Türkiye'de çok kolay. Ama çok kendi kendini bu yani, açıklamalar yaparsan kendi kendini yok edersin. Yani tabii kendine de sabotajı var da ama burada şöyle bir durum var. Sayın Aziz Yıldırım'ın... Abi korkak ve darbeci dediğiniz insan darbecilere ne yaptı ortada? Ha bak yani onu o anlamda söylemiyor falan. Bak o anlamda değil. Bak, yo, o anlama getirme. O anlamda kişiye, değil. Bir kişi olarak işte Aziz Yıldırım'a korktu demek. Ya adamı içeri atacağız dediler. Özel uçağıyla geldi. Bir şey söyleyeyim. Yani bak, korkan insan öyle. Tamam. Ben hani sana başka söyleyeyim. Bu insana bunları söylemek biraz başka bir şey söyleyeyim. Yok yani. Ahmet kardeşim. Şimdi eğer sen bir gün önce böyle bir açıklama yapıyorsun, ertesi gün gideceksin oraya. Ya ondan da şeyim yok. Ama ben şunu bak, söyleyeyim. Gitmezsen. Korktuğu için gitmemiştir. Bence yani Aziz Yıldırım gibi bir kişiliğe imkansız diye bir geliyor. Niye yani gitmedi o zaman? Peki niye gitmedi? Ya bak şimdi şunu söyleyeyim sana. Yok efendim. Tahminimi söyleyemem. Hani onun için Aziz Yıldırım açıklaması lazım zaten. Yok efendim işte hani kapalı tribünde. Bak bir şey söyleyeceğim. Yok kapalının orada bize Ahmet Abdullah Kralı yürüyemiyor işte orada bize bir yer falan. Bunlar bahane.
Bak sana söyleyeyim. Bahane. Onlar bahane. Bak, gerçek sebebi kendisi açıkçası. Şunu söyleyeyim. O bahane olduğunu biz de biliyoruz ya. Sayın Barış Ertuğ'un konuşmasını duymadım açıkçası. Siz söylediğiniz için ben söylüyorum. Duymadım çünkü dinlemedim. Ondan dolayı fazla da yorum yapamıyorum. Ne dediğini tam bilemiyorum. Yanlış hatırlarsam dördüydü hani o gününde. Neyse ama şunu sana söyleyeyim. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bir gün önce bunu söylüyorsan ertesi gün gideceksin. Gitmezsen sana korktu derler. Doğru mu? Ya işte şimdi bak, ben zaten şimdi bak, tam o kısmı onu bak, bak şimdi o kısmı ben bırak. Diyebilirim veya İkinci herhangi cümle. Bir taraftar diyebilir ama ha. Yayında bunu söylüyorsan işte korkak darbeci ki bir şey söyleyeceğim ki, sana devam ediyorum bak sen hep aynı noktadasın, ben farklı şey sana söylüyorum. İkinci cümle, seni tribünlerle indiririm cümlesi yanlış bir cümle. Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu yok efendim SPK'ya şikayet edilmesi cümlesi yanlış cümle. Sana 50 tane cümleler söylerim. Bir spor kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü'nü SPK'ya şikayet edemez. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Bak ben Fenerbahçe'nin... Başta da söylediğim gibi Ahmet taraftar kardeşim, olarak da çok... Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyemez. Tabii ki abi, kimse diyemez bunu yani. Bak, herhangi bir şimdi şöyle söyleyeyim. Tamam, biz de ben de Sayın Aziz Yıldırım hapis yapmasını savunmuyorum. O dönemde yatan bir sürü insanlar var. Sadece Aziz Yıldırım yatmadı ki. Bakın o dönemde sadece Aziz Yıldırım yatmadı. O dönemde yatan bir sürü yöneticiler de var. Evet. Biz niye sadece Aziz Yıldırım'ı konuşuyoruz hapis yatan? Hepsi yattı. Futbolcular da yatmadı mı? Hepsi, çoğu yattı. Anladım demek istediğimi. Şunu sana söylüyorum. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. İki cümle, senin takıldığın o cümleyle Sayın Barış Ertuğ'un söylediği cümle farklı. Onu oraya getirme. O yanlış. Oraya getirirsen bu işin içinden çıkamayız. Seni tribünden indirim cümlesi yanlış bir cümledir. Tribünlerle indirim cümlesi yanlış bir cümledir. Ahmet kardeşim. Tamam. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Tekrar sevgiler. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşeye devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Necati Ortaç, günaydın abi. Fenerbahçe'mizde yeni sezon formaları ne zaman tanıtılacak? Bugün saat 2'de sevgili kardeşim. Bugün saat 2'de Fenerbahçe'nin Puma ile yapmış olduğu bir imza töreni var. Orada da zaten formalar tek tek tanıtılacak ve gösterilecek. Neymiş? Adem Göktaş, abi günaydın. Keşke o paralar bari rüyama girse. Rüyamıza girmiyor. 8,5 işbaşı, 7,5 paydos, gerisini sen düşün abi demiş. Herhalde 3.2 milyon TL euro karşılığı 32 milyon TL'ye karşılık Adem Bey'in söylemiş olduğu cümle Sayın Şenol Güneş'in aldığı maaş üzerinden. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Kime görüşüyorsun? Ankara'dan Rıza. Sana sallayan Rıza var ya abi sürekli. Buyur Rıza Bey. Nasılsınız abi? Sağ ol. Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Şimdi bir iki konuya değinmek istiyorum da öncelikle Şenol Güneş'in konusuna değinmek istiyorum. Hı-hı. Yani başarılıyken alkışlıyoruz, başarısızken gömüyoruz. Sabah dinledim şeylerin isimlerini unutuyorum. Ben de hafıza problemim var da sabah programını Mert dinledim. Mert Elen Valer'in Barış Erkek programı. Aynen. Barış Bey'in programını dinledim. Ya şimdi Antalya'dan bahsediliyor, ondan bahsediliyor, bundan bahsediliyor. Ya arkadaş, bunlar zaten bu takıma oynayacak çocuklar değil ki. Bunlar zaten bu takımda görev almaları normal değil zaten. Çünkü onların o milli takımın kapasitesini kaldıracak güçleri yok ki. Yok yani. Şimdi insanlar milli takıma sallarken ya bu milli takımın stoperinde Merih Demiral var. Roma'da mı oynuyor, Juventus'ta mı oynuyor? Juventus'ta oynuyor herhalde. Hı hı. Yani adam kendi kalesinde gol atmış, o olmuş, bu olmuş. Ya biz var ya, gömmekten başka bir şey yapmıyoruz kendi şeyimizi ya. Milli takımımızı. Kötü çocuklar kötü geçirmişler bu sezonu. Ya tamam, bu kadar basit. Yani bu kadar gömmenin etmenin yok. Şenol Hoca bu kadar para alıyormuş. Ya bir sefer de sahip çıkalım abi. Bir sefer... Ben hiç duymadım bir sefer milli takımıza sahip çıktığımızı. Niye sahip çıkamadın mı milli takıma? Çıkılmadı abi. Gözünü niye? Sevindim. Kazanılan maçlarda bu milli takıma sahip çıkılmadı mı? Kazanıldığı zaman çıkılıyor abi. Kaybettiği zaman niye sahip çıkılmıyor? Niye daha farklı bir şekilde davranılmıyor da sürekli bel altı vurulmaya başlıyor? Bel altı ya, demeyelim de şey anlamda Allah söyleyeyim. Aşkına. Burada ortada bir başarı mı, başarı mı var, başarısızlık mı var? Aygün abi bak sen yıllarda tecrübe etsin. Bir soru sordum. Aha. Ortada şu anda bir başarı mı var, başarısızlık mı var? Başarısızlık var tabii ki, başarısızlık var. Başarısızlıkta fatura kime çıkar?
Ya muhakkak çıkar. Ben ona karşı değilim. Hı. Çıkar. Ama bunu parayla yok milli takımı oradan almışlar. Buradan hayır, almışlar. Hayır, o şöyle bak. O şöyle bir örnek verildi. O kim yaptı bilmiyorum. Sosyal medyada bir yorumcunun yapmış oldu. İşte Danimarka milli takımı bu kadar başarılı. Almış oldu ücret 700 bin euro. Biz eksi 7 averaj 0 puan çektik. Ve milli takımımız teknik direktörün almış olduğu para şu anda dünya sıralamasında 4. sırada maaş anlamında. Kusura bakma. Ben faturayı hocaya keserim. Ben faturayı hocaya keserim. Bu hoca Sayın Şenol Güneş bu kadroyu belirledi mi? Belirledi. Evet. Almadı isimlere tepki gösterdi mi bu insanlar? Sahibi evet, uçak başta olmak üzere. Demek ki faturayı kime keseceğim ben? Doğru haklısın abi ama. Burada ben mi suçluyum? Veya abi, maçları izleyen halk mı suçlu? Bak maçı izleyen Şenol Hoca. Dayanarak söylüyorum. Bak Şenol Hoca kendisi hariç herkesi suçlu kabul etti ya. Ya abi bak şimdi. Aygün abi sen bu işin duayenisin. Estağfurullah. Seni çok estağfurullah, severim ben. Estağfurullah, takip ederim. Estağfurullah. Muhteşem bir adamsın tek kelimeyle. Estağfurullah. Özellikle Hakan abiyle olan sohbetimi kaçırmamaya çalışıyorum. Ona denk getirip aranızdaki sohbeti dinlemeyi çok severim. Sağ ol, Allah razı olsun. Abi şimdi sen bu tecrübeyle beraber Allah aşkına her seferinde ne zaman milli takım başarısız olsak başlıyoruz onları kötülemeye. Ondan sonra paraya geliyor. Ya adam da doldu artık. Dinledi açıklamasını yaptı. Ha burada yaptı, bak şu var. Onun suçu değil. Ona o parayı verenlerin suçu. O ayrı mı bir daha ama? Şimdi 3 metreye pas veremeyen bir isimlerimiz var. Şimdi o maçı ben şu anda aklımda değil. İsim hafıza problemi var bende. 3 metreye pas veremeyen oyuncularımız var. Sen olacak mı? Dedi ona ki 3 metreye pas veremeyen. Ama sevgili Ahmet kardeşim, canım kardeşim. Bu kadroyu seçen kim? Abi tamam kadroyu seçen o. Allah aşkına ben kadroyu seçiminde bir şey demiyorum ki. Diyorsun ya 3 metreye pas veremeyenler abi, var diyorsun. Tamam, o var diyorsun, bu var diyorsun. O anlamda abi, söylüyorum. Abi veremeyen oyuncular da sen milli takımı almama gibi şansın yok ki. Bunlar şu anda Türkiye'nin göz bebeği. Avrupa'da oynayan çocuklar her biri. Hani, bu milli takımda sence Caner Erkin oynar mıydı oynamaz mıydı? Abi Caner Erkin'in kesinlikle olması lazım. Salih Uçan oynar mıydı oynamaz mıydı? Abi Salih Uçan'ın o Kerem Aktürk oynar mıydı oynamaz mıydı? Abi bak gözünü seveyim. Rıdvan'ı aldı oynatmadı ya. Abi tamam sen haklısın bazı konularda ben haklısın demiyorum ki. Söylediğimiz noktada bunlar. Abi senin dediğin bak Caner oynatılmalıydı. Bak Caner kesinlikle oynatılmalıydı. Çünkü niye? Bir Burak var onların içerisinde o takımı. Ancak abilik yapabilecek. Bu yeterli değil. Çünkü Burak farklı bir karaktere sahip. Orada bağıracak, çağıracak, o gençleri motive edecek biri lazım. Bir numara Caner. Koyacaksın, bağıracak, açıkları kapatacak. Abi kanatları izlemedin mi? Gözünü seveyim. Adam 3 evet. metreye pas veremedik. Döndü geldi bize gol oldu ya. Evet. Yani yazık günah şimdi bunu. Ben onları da sıçtı. Milli takım hocası da sıçtı. Benim gözümde Şenol Güneş'in istifa etmesi lazımdı. Şimdi bu noktada da bak bu noktada da şimdi bir şey konuşulurken bir şeye eleştiri yapılırken sonuçta geliyor gene nokta önce buradan eleştiriyorsun sonra da aldığı paraya dönüyorsun bu normal. Bu normal abi, bir şey. İstifa etmesi lazım ama ben şundan bahsediyorum. Biz ülkemizdeki futboldan yorulduk artık. Niye? Küçük bir başarısızlıkta hemen başlıyoruz gömmeye. Hemen hiç fırsat vermiyoruz. Ya bir bırakın bir yapsın bakalım yapabilecek mi yapamayacak mı diye. Mesela en küçük örneği hiç oraya buraya gelmesin. Ben Trabzonluyum. Şenol Güneş'te günahımda da sevmem. Emre Belezoğlu'nu da sevmem. Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılması... Rıza toparlamamız da lazım. Toparlamamız lazım. Çok fazla bekleyen varmış. Hatlar tamam yürümüş. Abi. Son cümlelerini söyle. Son cümlelerini vereyim sana. Abicim ben milli takımın bu kadar küçük düşünmesine karşıyım peki, ya. Peki. Kendine çok iyi bak sevgili kardeşim. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın. Biraz beklettik sizi. Estağfurullah. Nasılsın Aygun abicim? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de teşekkür ederim. Bak bunun suçu bende değil. Bunun suçu bende değil. Sosyal medyada bana sağlayan Rıza Bey'de. Twitter'dan da bana sağlayan Rıza Bey'de. İsmim Hüseyin. İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Hüseyin. 9 yaşındayım. Galatasaray taraftarıyım. Buyurun. Sizinle de Aygun abi Galatasaray başkanlık seçiminden bir gün önce konuşmuştuk. Doğrudur. Hatta ne demiştiniz? Ben Burak Elmas'ın gelmesini istiyordum. Siz de Eşref Amamcıoğlu. Ama Eşref
Ama gene ölçümlemin arkasındayım sevgili Hüseyin kardeşim. Neden? Çünkü bana Galatasaraylı muhabir arkadaşların söylediği laflardan dolayı. Ben çünkü Galatasaray camiasını çok iyi bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Bunu hep de söyledim. Aynen bu cümleyi kullanmıştınız zaten. Ve ben de burada tabii benim gönlümden... Son iki sandıkta kaybettim. Biliyorsun değil mi? Son iki sandıkta. Evet. Yani abi şöyle söyleyeyim. Ben o gün pazartesi günü sana bağlanmak için yani çok uğraştım. Olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bir basketbol maçı seyreder gibi. Öyle biz ve hayatımda hiç böyle bir seçim yaşamadım. Hani elime kağıt kalem aldım. Öyle bir şey ki kim ne almış, kim ne almamış. Yani toplaya toplaya giriyorum. Yani son üç sandıkta özellikle. Yani ben gönlümden geçen oldu. Çünkü ben Galatasaray'ımızın Fatih Terim'in başında olmasını istiyorum. Hani Allah'ın uzun ömrü ver. Ama burada önemli olan şu, bak şu önemli. Bak cümlenin içinde çok enteresan bir laf var. Ne diyorsun? Fatih Terim'in başarılı olmasını istiyorsun diyorsun. Yani Burak Elmas'ın seçilme sebebi... Başında olmasını istiyorum. Burak Elmas'ın tabii. Demek ki istenme sebebi Fatih Terim. Ya kesinlikle. O zaman Fatih Terim başkanlar üstü. Mü. Yani, bak buradan buraya gidiyorum. Doğru evet, mu? Evet ama doğru ama şöyle de bir şey var. Şimdi sonuçta kulübü Ali Koç yönetiyor değil mi abi? Evet, kendi sonuçta evet. Fenerbahçe. Kulübü Ali Koç yönetiyor. Ama takımı çalıştıran kim abi? Erol Bulut örnek veriyorum. İşte Victor Pereira şimdi bunlar çalıştı. Tamam Ali Koç transferi yapacak. Örnek veriyorum Burak Elmas transferi yapacak ama takımı yönetecek sağdaki kişiler hocalar, antrenörler. Şimdi burada hani başarısız bir hoca ya da başarısız hoca demeyelim ama gerçekten hani taraftarın gönlünde yatan bir hoca gelmediği sürece ya da içine sinen bir hoca gelmediği sürece tabii ki Fatih Terim'in de %100 başarılı olacağını kimse bilemez. Canım ya da kardeşim bir şey söyleyeyim sana. Buyur ama yani ömür boyu da çalışamayacak Fatih Terim. Alışması lazım Galatasaraylı'ya. Ha ben şöyle de bir şey söyleyeyim. Benim bu da şahsi görüşüm. Bence Arda Turan'ı yetiştirecek yanında. Hani uzun zamandır hep şu konuşuluyor ya, Fatih Terim yanında adam yetiştirmiyor. Yardımcılarını hani. Yani Galatasaray'ın artık kendine yeni bir Fatih Terim demeyeyim de yeni bir tek isim yaratması lazım yavaş yavaş. Bence o da Arda Turan olacak. Yani çünkü açıklamalarından söylenmeyen. Ya da Okan Buruk olacak. Ya da Okan Buruk olacak. O da olabilir ama en azından hani şu an ömrü yettiği sürece ya da hani gücü yettiği sürece takımın başında olacağı için ben mutluyum. Yani peki başka bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Dinleyemedim hiç sizinle alakalı. Gerçi son cümlemi kapatırken telefonda yazılı konuşmamda biraz Fenerbahçe yorumlarını fazla yaptığını söylemiştim ama sen de tabii haliyle Fenerbahçe dinlemiştin. Güzel bir şekilde. Abi Victor Pereira'nın dönmesine gerçekten içine sindirdim mi? Yani bunu merak ediyorum. Bak dinlemedim yorumlarını. O yüzden bilmiyorum. Demin şunu söyledim. Bilmiyorum yeni açtım belki de telefonu. Gerçekten demin şunu yeni söyledim. Açtım o yüzden. Şunu söyledim. Tabii sindirme o farklı bir şey. O çok farklı bir nokta. Yani evet. Ben Emre Belezoğlu'yla devam edilmesinden yana görüşümü sundum hep burada. Yayınlarda evet. Hep bunu söyledim. Pereira'ya evet. Da şu anlamda baktım. Adaylar içerisinde getirebileceğin en iyi aday. Neden öyle diyorum? Bir yandan maliyet anlamından bir de öyle diyorum. Öbür taraftan evet. Yeni getireceğim bir isim Türkiye tanımaması anlamında bir kayıp olabilirdi. Ama Pereira'nın burada bir artısı ülkeyi bilmesi, ligi tanıması, rakipleri bilmesi anlamında bir artısı var. Camiayı bilmesi anlamında bir artısı var. Ama tabii o 5 yıllık süre içerisinde belki kendini ne kadar geliştirdi bilmiyoruz. Onu da ilk idmanları yavaş yavaş biraz da şovu seven bir adam bir abi yani. Hani şöyle söyleyeyim yani. Ya tribünlerin sevdiği bir bak tribünler kulübede bir adamı sever. Evet, hareketli, bağıran, çağıran, mücadele eden. Mesela ben Tudor'u çok seviyordum. Ciddi anlamda. Tudor da aynı şekilde koşardı oraya, dördüncü hakeme koşardı, evet. Orta sahaya bile girmeye evet. Çalışırdı. Doğru. Aynen mesela Tudor da niye istemedi oyuncular? Bence istemedi. Çok net istemedi. Çok çalıştırdığı için. Biliyorsun abi biz sevmiyoruz çok çalışmayı maalesef. Böyle de bir şey var. Yani yediler. Yani Tudor'u o zaman yediler. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sağ olasın. Teşekkürler. Hüseyin Altundal. Merhaba, iyi yayınlar. Adana Demirspor transfer politikasını rica etsem yorumlar mısın? Vallahi benim bu seneki şampiyon adaylarımdan biri Adana Demirspor oldu. Yani hoca Samet Hoca idare ederse takımı değil mi Vedat? Yani Belhanda, Balotelli. Şimdi İbrahimovic'ler konuşuluyor yani. Nasıl bir takım kuracak? Yıldızlar üstü bir takım kuruyor. Samet Hoca eğer takımı idare eder, oynatırsa benim favorilerimden bir tanesi Trabzon'dan sonra Adana Demirspor olur. Günaydın, günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Uzaktan geliyor ses. Yolda mısın? Nerede, kiminle görüşüyorsun? Evet abi, yoldayım.
Şu anda Şile yolundan Çekmeköy'e doğru gidiyorum abi. Ozan ben abi. Senin Twitter'dan takipçin Jardel. İyi misin kardeşim? Hoş geldin. İyiyim abi, Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ olasın, teşekkürler. Dinliyoruz Ozan kardeşim. Ben de Şenol Güneş'le alakalı konuşacaktım. Tabii ki. Ya burada gencecik çocukları topladı götürdü Avrupa Şampiyonası'na. Hı-hı. Sanki orada bir turistik geziye götürmüş gibi. Yani ben sana biraz önce de tweet attım. Yani Cengiz Ünder'in neyi hak ederek Avrupa Şampiyonası'na gittiğini çok merak ediyorum abi. Yani ne yaptı oynadığı takımlarda çok merak ediyorum. Ya da Cengiz'in ilk maçta oynayıp bir şey yapamadığını gördükten sonra neden Kerem'e dönmedi? Bunları merak ediyorum. Ayrıca bizde bir abilik devrası var. Benden önceki arkadaş bağlandı. Can Ermiş, Burak'mış. Ya Burak 3 maçta bir aksiyonu yok. Bir de faul yaptığı adama çirkeflik yapıyor. Orada bizi de rezil ediyor. Yani ben bu abilik devrasından bir defa bizimkilerin vazgeçmesini yani rica ediyorum artık. Ben anlamadım abi. Neyi istiyorlar? Ya da Şenol Güneş'in dün diyor ya benim maaşımı ne yapacaksınız? Ben burada Şenol Güneş'e bu memlekette asgari ücretin 2580 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ben bir vatandaş olarak senin maaşını sorarım. Benim yerime de medya sorar bu maaşı. Yani bu maaş olayına niye takıldı bu kadar? Anlamış değilim. Ben Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce tweet attım abi sana gene. İnşallah dönüşte prim konuşulmaz diye. Daha 10 gün vardı yoktu Avrupa Şampiyonası'na. Geldiğimiz nokta gene prim mevzusu. Doğru. Yani şu da var, bizim ödemiş olduğumuz primler o zaman Ajanspor'dan Salim Manavel özel haberiydi. O haber zaten yalanlanmadı bile. Rakamlar hakikaten şu anda mesela kupayı diyelim ki İtalya kazandı veya İngiltere kazandı öyle diyeyim. Bizim iki maçta vermiş olduğumuz prim belki de onların kupayı kazandığı primden daha fazla. Doğru abi, 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2016'da da aynı durum söz konusuydu. Aynen. 2016'da da biz şampiyon olan takımdan daha çok birim almıştık. Doğru. Federasyon diyor yani sponsorlar parayı veriyorlar. Kasada duracağına biz de ikramiye dağıtıyoruz. Ben de o zaman federasyondan talep ediyorum. Kasada duracağına bizi canı gönülden televizyon karşısında izleyen vatandaşa dağıtın primi. Ya o primi amatörlere dağıt. Amatör sporculara abi, dağıt. Amatör sporcuların kalkınmasına dağıt. Amatör futboluna dağıt. Oraya dağıt. Aynen abi, amatöre dağıtsınlar. Amatörlere dağıtsınlar. Çim sahası olmayan şehirler var abi bu ülkede. Hayır, şey anlamdasın, madem öyle dağıtmak istiyorsan onu sana söylüyorum. Yani tamam, milli takımdaki futbolcular evet prim alsınlar ama bu rakamları almasınlar arkadaş. Çok büyük rakamlar bunlar. Çok abi, büyük rakamlar. Yani, günah. Prim alacak ne var ki yani, ben anlamadım ki yani gidiyorlar. Mesela diyorum hani prim alacaksa alsın ama diyorum yani 300 bin yerine 50 bin alsın. Aradaki 250 bini git amatörlere dağıt, amatördeki futbolculara dağıt, oradaki tesislere dağıt, oradaki tesislerin kalkınmasına dağıt, oradaki teknik direktörlere dağıt, altyapı hocalarına verilmesi için kulüplere dağıt. Şu da olabilir, Futbol Federasyonu şunu diyebilir, bu primler var ama şu kadar sponsorlardan gelen paralar var. Sevgili kardeşler, işte kulüplerden gelen futbolcular var, biz bu futbolculardan... kulüplerden gelen futbolcuların altyapılarına destek olacağız diye dağıt. Ne bileyim 50 bin tane şey çıkar ya. 50 bin tane çıkar. Abi proje çıkar. Kusura bakmasınlar. Zaten kulüplerde bu arkadaşlar kulüplerde hamuduyla götürüyorlar zaten. Götürüyorlar ya cümlesi da, şey değil, kazanıyorlar diyelim. Alıyorlar. Hı-hı. Alıyorlar parasını. Ya da şöyle ben söyleyeyim. Antrenör pro lisansını 100 bin lira yapacağına 10 bin lira yap da bize yeni antrenörler görelim. Görelim. Yani doğru. 20 senedir bu memleket, ben 33 yaşındayım abi. 20-25 senedir Mesut Bakkal, Hikmet Karaman, ondan sonra yani bu isimler çerçevesinde dönüyor. Bir tane yeni antrenör çıkmıştı. Nasıl çıksın adam, nasıl alsın pro lisans, adam 100 bin lira nasıl ödeyecek? Abi onu diyorum işte yani. Yani nasıl ödeyecek yani? Futbolcuları verene kadar 10 bin lira yap. Bari yeni insanlar, memlekette bir sürü işsiz adam var, bunu bir iş kapısı olarak görüyorlar. Ya bedavada şey diyeceksin, bunu ödeyemeyen insanların o primlerden öde bari, federasyon karşılasın onların primlerini. Yok abi yok, bizim diyorum ya federasyon. Ben dilekçe yazacağım abi. Göndereceğim. Bize de prim dağıtsın abi. Biz o peki, kadar peki. Televizyonun başında sinir fitrete girdik. Peki. Kolay gelsin. Kendine çok şükür. Eyvallah abi. Kolay sağ gelsin. Sağ ol. Teşekkürler. Kısa bir ara. Aradan sonra 11-10 geçeye kadar telefon alacağız. Ondan sonra bir Beşiktaş bağlantısı yapacağız. Bir de milli takımda Şenol Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili bağlantılar açacağımızı söyleyelim. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Sigorta.
Mehmet Aras, abi Allah yardımcın olsun, abi Allah sabır versin inşallah demiş. Bugün herkes dertli Mehmet kardeşim. Her gün olduğu gibi dertli herkes. Bir günde soran yok ki Aygün abi senin ne derdin var, ne sıkıntın var diye yok. Günaydın, günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Mesut benim ismim, Beşiktaş taraftarıyım. Buyurun Mesut Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Buyurun Mesut Bey. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Buyurun Mesut Bey. Şimdi hocam, herkes sabahtan... Siz tabii Beşiktaş şampiyon olduğu için de biraz mesutluk da var değil mi? Mesut olmak da var. Şampiyonlukla beraber. Sergen hocamıza çok teşekkür ederim. Yani inanılmaz bir şey yaptı. Bu bizi küme düşecek diye gösterenlere çok güzel bir ders verdi. Sergen hocaya tekrar teşekkür ederim, ekibine. Şunu sormak lazım. Ya bak şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Tribünlerde taraftar olsaydı ne olurdu acaba? O dönemlerde. Vallahi çok güzel bir soru sordunuz. Biz nasıl bir Beşiktaşlıyız? İşte çok seviyoruz. Hayır, şunu söylüyorum. Bak ne demek istediğimi çok iyi anladın. Belki de o kötü sonuçlardan dolayı belki de istifasını bekleyecek taraftarlar isteyecekti. Doğru mu? Belki de o tribünde taraftarın olmaması Sergen Hoca'ya bir artı yazmış olabilir mi? Evet, doğru ama bizim bir Sergen hocamıza bir ayrı bir sevgimiz var. Tabii onu hemfikirim sonuna kadar. Adam o imzasına 35 bin taraftar geldi, normal yani. İstemeyerek istemezdik, öyle söyleyeyim yani. He, o anlamda anladım. Şimdi Şenol Hoca'ya gelince, Şenol Hoca bizi şampiyon yaptı 2 sene biliyorsunuz. Evet. Şimdi çok ağır eleştirilere geliyor ama hiç futbolcular da sorgulanmadı. Mesela bir Hakan Çalhanoğlu diye bir oyuncu var. Yani bekledik ki iki tane free kick veya pozisyon olacak da Hakan Çalhanoğlu'yla faydalanacağız. Yani bu mesela Rıdvan aldı, oynatmadı. Hiç oynatmadı yani. Çocuk tatile gitti, geri geldi. Yani bunu eleştirmemiz lazım. Şenol Hoca çok yükleniliyor. Şenol Hoca güzel bir hoca, iyi bir hoca, iyi taktisyen. Ama inşallah önümüzdeki Dünya Kupası elemelerinde daha iyi sonuçlar alacağız. Bence Şenol Hoca'yla devam edilmesi lazım. Bir de daha geniş, yani bir nasıl diyeyim size, nasıl kulüp takımlarında geniş bir kadro mu kurması lazım? Scout ekibi mi diyorlar, ne diyorlar? Evet. Milli takımda da yani böyle her takımın kendi kulüp takımlarının içinden yani birine bir görevlendirmeleri lazım. Yani oyuncu seçmek için falan yani vesaire. Yani bu geniş potansiyelimiz yok bu konuda. Mesela açılamıyoruz. Yani bir kitlenmişiz 3 tane oyuncuya. Hakan Çalhanoğlu atıyorum, Okay yokmuştu. Ya daha iyileri var, inanın var ama yani izlenmiyor şimdi, anlamında söylüyorsun değil mi? İzlenmiyor. Pardon. İzlenmiyor diyorsun herhalde tam anlamıyla. Detaylı izlenmiyor mu demek istiyorsun? Evet, izlenmiyor. Mesela bir Almanya politikası yapamıyoruz. Almanya hatırlıyorsanız bir turnuvada böyle bitmişti. Bir dahaki sene mi turnuvada şampiyon oldu. Brezilya'ya 7 gol attı. Bu yepyeni bir kadro kurdu, doğru. Yeni isimler. Yepyeni evet, bir kadro kurdu. Almanya bir kadro kurdu. Ama bizde o yok. Yani şimdi Hakan Çalhanoğlu nasıl oynatmayacaksınız? Milan'da yaptıkları ortada. Ama bizim milli takımda oynayamadılar, yapamadılar. Yani bize öyle bir havaya soktular ki biz dedik ki tamam ya finaldeyiz, final oynayacağız. Fransa'yı yendik finalde, bir daha final oynarız. Yani eleme finallerinde şampiyon oluruz diye bizi lanse ettiler. Ve halkımız da, ulusumuz da çok ümitlendi. Yani olmadı. Az önceki arkadaşın dediği gibi çoğu takım elendi. Yani ikinci turdan sonra gidemedi. Bence Şenol Hoca'yla devam edelim. Sabır. Biz çünkü sabırsız bir milletiz. Sabır etmiyoruz. Bence sabır etmeli. Yani aldığı paralar falan da bence hak ediyor. Kim ne derse desin. Fatih Hoca bundan önce milli takıma neler yaptı? Maddi olarak ne kadar zararlar verdi? Bunu herkes biliyor. Bunu hiç kimse konuşmuyor. Yani ondan önce Hiddink var mıydı? Hiddink miydi? Hiddink yani bunlar da çok büyük paralarla gittiler. Bunlar fazla konuşulmadı ama Şenol Hoca çok üstüne gidiliyor. Bence hak etmiyor Şenol Hoca. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, çok mersi. Sedat Erdem, selam, hayırlı yayınlar abi. Ben Bağcılar'dan Sedat, Galatasaraylıyım abi. Taylan Antalya ile ilgili geçen senenin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesiydi diyor. Milli takıma alınması layık olan bir futbolcuydu diyor. Sedat kardeşimiz, Sedat Erdem kardeşimiz. Cengiz'i okuyalım, sonra kısa bir ara vereyim. Cengiz Karakuş, iyi yayınlar Aygün abi. Deniz'den selamlar. Bir Galatasaray olarak seni seviyoruz. PSV maçına transfersiz çıkılacak gibi ne diyorsun abi demiş. Şansımız var mı? Galatasaray'ın her zaman şansı vardır. Avrupa maçlarında özellikle Galatasaray'ın çok iyi konsantre olduğunu biliyoruz. Bir de Fatih Terim faktörü var. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.01'i gösteriyor. Yunus Yıldırım, selamünaleyküm abi, hayırlı cumalar. Abi Pereira bizi şampiyon yapacak, hatta puan farkıyla diye inanıyorum. Şenol Güneş de artık istifa etmesi gerekiyor abi. İyi bir teknik direktör olabilir fakat başarısızlık var. Her zaman takımda kalacağı anlamına gelmez, gelmiyor. Saygılar abim, iyi yayınlar demiş Yunus Yıldırım. Günaydın, alo. Günaydın. Merhabalar. Merhaba Aygün abi. Kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Okan. Buyurun Okan Bey. Öncelikle programımızı beğenerek dinliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Şimdi söylemek istediğim birkaç şey var. Ondan sonra çok zaman almamak için telefonu kapatacağım abi. Şimdi teşekkür ediyorum program için tekrar. Şimdi şöyle, Türkiye'de lobiler ve CV değil de performanslar öne çıkarsa Türk futbolu geri ilerler. Eğer bir Şenol Güneş, Fatih Terim değil de Abdullah Avcılar, Okan Buruklar, Rıza Sarıbaylar, Aykut Kocamanlar, lobiler ve siviller olmadan Türk futbolunda bazı yerlere gelirse o zaman Türk futbolu bir yerlere gelir. Öyle söyleyeyim. Takımlar ayırt etmeden. Efecan Karaca, Halil Akbunar'la 3 sene performans gösterip sadece bir dönem veya yarım dönem Kerem Aktürkoğlu, Halil Ermişoğlu gibi futbolcular bir takım alınmazsa Türk futbolu bir yerlere gelebilir. Onun dışında eğer siz Caner Erkin'i almayıp Rıdvan Yılmaz'ı kadroya alıp daha sonra sağ bek olan Mert Müldür'ü sol kanatta oynatıyorsanız Rıdvan'ı da oynatmıyorsanız Türk futbolu bir yerlere gelebilir. Eğer bunun sonucunda da bu takımda ne var, bu takımda neler oluyor diye medyanın aklına getirirseniz sonunda da istifa etmezseniz bu diğerlere gelebilir. Artık Şenol Güneş ve Fatih Terim'in 2000 yılından sonra Türkiye Ligi'nde şampiyonluğun Fatih Terim için bir şeyler ifade etmediği, Dünya Kupası 3. günden sonra Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çekmenin Şenol Güneş için bir şeyler ifade etmediği Türk futbolunda bu insanlar bu başarısızlıklardan sonra istifa edip ilk başta saydığım o bileri TV'leri olmayan ama başarılı olabilecek olan teknik direktörlere veya başarılı olabilecek olan futbolculara, TV'leri olmayan futbolculara yol açılmazsa Türk futbolunun çok ileriye giremeyeceğini düşünüyorum. Takımlara göre değil, TV'lere göre değil, performanslara göre bir şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kendine çok gelsin. Sağ ol Okan kardeşim, kendine çok çok iyi bak. Selami Polat, abi geçen sene Beşiktaş iyi yolda, biraz sabır dedin, Beşiktaş şampiyon oldum. Bu sene Fenerbahçe için der misin biz şampiyon olalım? Güzel, Fenerbahçe iyi yolda arkadaşlar, biraz sabır göstermeniz lazım, Pereira'ya destek olmanız lazım diyorum. Selami Polat'ın mesajını da göndermiş olduk. Günaydın. Şampiyonluk benden geçiyormuş, öyle diyor Vedat. Günaydın. Nasılsın? Teşekkürler, iyi misin, nasılsınız? Sağ olasın abim benim, İstanbul'dan Murat. Buyur Murat kardeşim. Dallas Murat, Fenerbahçe taraftarı. Merhaba Murat kardeşim. Merhaba abi. Merhaba. Şimdi bir iki kelime söylemek istiyordum da ben de. Dün Şenol Güneş'in basın toplantısıyla ilgili. Şimdi Tümer Metin'in bir sorusu oldu. Dedi ki 70. dakikada dedi Galler maçı bizim dedi kader maçımız dedi. Çok da güzel sordu bence soruyu. Dedi ki gerginlik olan şey değil mi? Tümer'le yaşanan gerginliğin olan pozisyonları söylüyorsun. Tabii tabii bence Tümer Metin çok haklıydı konusunda da. Dedi ki 70. dakika dedi sol bek çıktı dedi, Mert Murdur dedi, sağ aldık dedi, Caner'i almadık dedi. Biz dedim bizim ofansif dedi atak yapmamız gerekiyor dedi. Neden dedi elimize bir sol bek verken alınmadı dedi. Yani bu bizim kader maçımız dedi. Şenol Bey'in açıklaması şu: bizim oyuncularımız İtalya maçından sonra motivasyon eksikliği oldu. Yani oyuncularda motivasyon eksikliği oldu. Biz kendimizi toparlayamadık. Galiba ya Radyo Gol'den ya Tümer Metin'in sorusuydu tekrar. Dedi ki Danimarkalı oyuncu da kalp krizi geçirdi ilk maçta. Evet doğru. Yani dedi ki onlar dedi niye motivasyon eksikliği göstermedi dedi. Yarı finale kadar çıktı. Dedi ki o aynı şey, farklı bir şey dedi. Yani abi kurban olayım, nasıl bir lahana turşusu. Yani evet farklı bir şey değil. Birinde bir sıfır yenilmişsin. Kazanabileceğin iki maç var önünde. Bir tanesi futbolcunun kalp krizi geçirmiş. Yani ikisi aynı şey değil diyor.
Öbürü yani, daha büyük olay attı aslında. Yani daha büyük olay. Hı-hı. Yani ben ondan sonra diyor ki ben diyor çocukların hepsine inandım diyor. 26 tane çocuğu gönderdim, götürdüm oraya diyor. Ondan sonra arkadaşım bir tane soruyor diyor ki peki diyor öbürküleri niye oynatmadınız diyor işte yedekte olanlar işte son maç diyor gitmişti zaten İsviçre maçı. Hani biz bu maçı 4-0'da 5-0'da kazansak ki zaten o İsviçre'yi de gördük bizim o kadar gol atacak kapasitemiz yoktu onlara. Niye almadınız diyor son maçta şey yapmadınız. O şeyi görmedim onlarda diyor ışığı. Mübarek gözünü sevdiğim ışığı görmediysen niye oraya götürdün oraya kadar götürdün? Yani yedek kulübesinde oturduğu zaman mı o ışığı göremedin onlarda? Yani ondan sonra Zavalli'nin arkadaşlar bağlandı. Şenol Güneş ne yapsın? Yani arkadaş diyor ki takımı diyor Şenol Güneş kurdu diyor. Sen söylüyorsun diyorsun ki takımı Şenol Güneş kurdu diyorsun. O arkadaş diyor ki futbolcular oynamadı. Futbolcuları götürür o zaten. Ben mi götürdüm abi? Oyuncu tercihlerinde hatalar vardı. Oyuncu değişikliklerinde hatalar vardı. Abi yani... Tümer Bey tam nokta atış yaptı. Galler maçı bizim... En final kritik. Maçımızda 70 dakika takım 1-0 yeniliyor. Sen oyuncu değiştirme yani teknik direktörler damga vurdu diyor. Adam açık açık diyor ki teknik direktörler bu turnuvaya damga vurdu diyor. Açık açık diyor ki yani senin basiretsizliğin yani Türkçesini anlatayım abi senin basiretsizliğin diyor. Oyuncuları iyi değiştiremedi diyor. Kibar bir dille söylüyor. O hala diyor ki işte diyor bu böyle oldu şu şöyle oldu falan oldu filan oldu o işi göremedim diyor. Abi senin basiretsizliğin. Yani biz hala kulüpçülüğün peşindeyiz. Yani o bu tarafta niye oynamıyor? Son maç abi İsviçre maçı. Koy bir iki tane değişik çocuk oraya. Bari galibiyetle kapatalım. Evet. Ondan sonra Şenol Güneş. Ya bir de şey söyleyeyim abi. Yani bir kere daha söylemiştim ben. Yani ya bizim devletimizde para çok. Federasyonumuzda şurada burada farklı dağıtıyor. Ya bizim haberimiz yok. Bir ay boyunca çalışıyoruz. 2825 lira maaş alıyoruz. Peki. Dediğin gibi. Dağıt abi bir arkadaş ne güzel söyledi. Dağıt abi altyapıya. Amatörlükleri daha tabi. Bak nasıl çatır çatır futbolcu yetişiyor. Ya ben Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt Spor var. Daha iki gün öncesine kadar hala kumda antrenman yapıyorlar. Şeyi yok ya. Sahası yok. Yeşil sahası yok. Nasıl çocuk yetiştireceksin? Nasıl genç futbolcu yetiştireceksin? Peki. Son bir dinleyici almam lazım Murat. Kendine çok iyi bak. Abi, iyi sağ ol. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet. Saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. Son dinleyicimizi alıyoruz. Sonra programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Günaydın. Günaydınlar efendim. Aygün Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Eyüp ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Eyüp Bey. Ben Şenol Güneş hakkında konu var. Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sadece Şenol Güneş özelinde değil. Bizim futbola bakış olarak, hocalara, teknik adamlara bakış olarak çok fazla böyle olayların, anlık olaylara ciddi reaksiyonlar verdiğimizi düşünüyorum. Yani bugün Şenol Hoca yaptığı basın toplantısında benim de herkesin bir çıkarımı oldu. Benim çıkarımım da mesela şunu söyledi. Dedi ki hani bazı yaptığım şeyleri geriye baktığım zaman şu anda keşke yapmasaydım dediğim çok şey var. Yani hata yaptığının farkında hoca. Yani ben işte o oyuncu değişikliğini yapmasam daha iyi olabilirdi. İşte Mert'le oynamasam olabilirdi. Üçlü savunmayı denedim. Keşke hadi bunu gençken söylese yapardık ama yani tecrübe anlamına, kariyer anlamına baktığın zaman bu hataları yapmaması gerekir ama. Ama hayır. Anladın mı demek istediğimi? Anladın mı? Biz bunu ama herkes bunu kadroları kurduğu zaman, kadroyu çağırdığı zaman eleştiriler çok fazla değildi bu kadar. Yani çoğu kişi kadronun doğru seçildiğine inanıyordu. Caner Erkin konusunda bazıları işte takım huzursuz edebilir, işte genç oyunculara önem versin vesaire diyen de vardı. Tecrübeli gelsin diyen de vardı. Yani bunlar herkesin kendi görüşü ama sonuç olarak şunu yaptı o. Yani Şenol Hoca'nın en büyük durumu şu. Biz sonuca göre konuşmayı çok iyi yapıyoruz. Yani biz hoca ilk 11'i çıkarttı mesela herkes şunu diyor. Bu sadece Şenol Hoca üzerinde değil. Tüm teknik adamlara bakışımız bu. Yani 11'i çıkartıyor. İlk başta herkes diyor ki doğru 11 diyor yani. Evet güzel 11 kurmuş. Dakika 70-80 oluyor. Takım 2-0 geri girişiyor. Ya da yeniliyor o maçı. Diyoruz ki ya diyoruz bunu niye çıkarttı? Bunu niye oynattı? Ama bizim sahada gördüğümüz performansı hoca da başta görmemiş oluyor. Yani Merih Demiral'ın veyahut da Hakan Çalhanoğlu'nun kötü bir performans göstereceğini, Cengiz'in kötü bir performans göstereceğini önceden öngörmek mümkün değil. Kağıt üzerinde baktığınız zaman oyuncuların bir performans grafiği var sonuçta. İşte bazı arkadaşlar diyor ki Cengiz'i neye göre götürdü? Neye göre gidiyor? Ya Cengiz bugün Türkiye'nin en önemli oyuncusu. Onu oynatmasa, onu oynatmayıp Kerem'le başlasa, başarısız olsa çok büyük daha linç olur yani. Hani Cengiz gibi bir oyuncuyu nasıl oynatmazsın? Nasıl bunu almazsın kadroya? Yani olayların sonucuna göre çok fazla reaksiyon gösteriyor. Benim son olarak çok uzatmayayım şunu söyleyeyim. Teknik adamlar konusunda sürdürülebilir istikrarsız yani süre gelen devamlı bir istikrarsızlık, devamlı bir başarısızlık söz konusu olursa teknik adamın istifasını istemek en doğal hakkımız. Ama
kısa süreli kesitler halinde başarısızlıklara sabretmek, o hataların tekrar yapılamaması için yeni gelen bir hocaya tekrar o tecrübeleri yaşamaktansa, yani insan 70 yaşında bile tecrübe kazanabiliyor. Benim düşüncem Sergen Hoca konusunda olsun, Fatih Terim, işte Victor Pereira geldi Fenerbahçe'ye. Hani hepsi için de bunların dönem dönem başarısızlıkları olacaktır. Kimse %100 başarı sağlayamaz. Şenol Hoca buraya gelene kadar başarısız olduğu, böyle çok bu derece başarısız olduğu bir durum hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Bu, yani bu ayarda bir başarısızlık. Bu da bir, bugün Ferguson'un bile çok başarısız olduğu dönemler var Manchester United'da. Yani bizim sabrederek ancak bazı şeyleri başarabiliyoruz. Sadece Şenol Hoca üzerinde söylemiyorum. Anladım. Bir de anladım. Ağır eleştirilere birazcık daha hani yumuşak tepki verip sabredersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki. Önümüzde Dünya Kupası var. İnşallah daha başarılı günler görürüz. Peki. Diyorum. Çok teşekkürler Eyüp kardeşim. Kendine çok iyi bak. Evet, kısa bir ara veriyoruz ve programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Artık telefon almayacağımızı söyleyelim. Mesajları okuyacağım. Tekrar belirteyim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Erdal Meral demiş ki abi ne olacak bu transferler? Gazetelerde okudum, sol bek transfer, ben sağ bek diye biliyorum. Sağ bek transferi yapılacak Erdal kardeşim. Onu söyleyeyim. Sol bekle ilgili herhangi bir şey duymadım. Sağ bek ve santrafor transferine Fenerbahçe'nin yöneleceğini söylemek istiyorum. Evet, hattımızda ajans spor yazarı, aynı zamanda da çok sevdiğim isim Ahmet Çakır hocamız var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş gün bulduk Aygüncüm. Teşekkür ederim. Sizde ne var ne yok? Aynen bildiğiniz gibi. Hocam bu işte siz de suçlu oldunuz biliyorsunuz. Güzel. Yani spor medyası da bu işin suçlusu. İsterseniz oradan başlayalım. Bugün Uğur Meleker'in de bir başlığı var zaten. Evet. Ben Şenol Güneş'e olan inancımı kaybettim diye bir başlıkla köşesi yazmış. Bilmiyorum takip etmişsinizdir %100. Neler söylemek istersiniz Şenol Güneş'in basın toplantısı ile ilgili? Sizin inancınız var mı? Suçu üzerinize alıyor musunuz? Şenol Hoca nerede sizce hatalar yaptı tarzı bir topu size atayım isterseniz. Buyurun. Henüz Uğur'un yazısını okuyamadım ama ben Uğur'un yazılarını benim yazım olarak da kabul edilebilir olarak gördüğüm durumda bir arkadaşımdır. Uğur Meleke'nin, Mehmet Demirkol'un yazdığı her şeyin altına ben de imzamı atarım. Zaman zaman fikir ayrılıklarımız olabilir ama düşünce kaliteleri olarak en üst düzeyde arkadaşlarımız bunlar. Dolayısıyla bu ciddi bir durum. Şimdi şöyle, basının kusurlarını kabul ediyoruz. Hatta bunu benden çok kabul eden belki ikinci bir kişi dahi yoktur. Hani nasıl söyledik, kurallar çekildiği zaman 2020'de yorumcu arkadaşların hepsi takımımızı gruptan çıkarmakla kalmadılar. En mütevazı olanı çeyrek final, ondan sonra yarı final ve finalde oynattılar. Sen biliyorsun o süreci. Doğru. Oysa biz o sırada 32. sıradaydık. Dünya sıralaması boşuna yapılmıyor. FIFA dünya sıralaması. Bizden sonra en zayıf gördüğümüz, ki zaten aslında öyle olması gerekiyordu, Galler 18. sırada. Yani Galler'in bizim gruba gelmesi akıl almaz bir kura talihsizliğiydi. O bazı hesaplama yöntemlerinin değişikliğinden olabiliyor. Galler'in çünkü daha önce işte puanlaması falan, Avrupa Şampiyonası'na katılıp katılmama durumları, onların bir yığın parametreleri var. Öyle karamboller olabiliyor. Oysa işte bizim grubumuza 4. kategori takım olarak bilmem Kuzey Makedonya gelebilirdi, Finlandiya gelebilirdi. Yani daha zayıf, yenmemizin her durumda normal sayılabileceği rakipler gelebilirdi. O birdi ama medya kusuru olarak, medyanın bu genel olarak yapıyor. Her türlü kura çekiminde mutlaka bizim takımlarımız yukarı çıkıyorlar. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde diyelim Real Madrid'le eşleşiyor, Barcelona'yla, Paris Saint Germain'le, hiç fark etmiyor. Yorumcu arkadaşlar kesinlikle gruptan çıkarıyorlar. Buradaki sakatlık şu: arkadaşlar etmeyin, gitmeyin. Orada mesela bizim kurallar çekildiğinde en çok konuşulacak durum Galler'in gelmiş olmasıydı ve tabii ki topluca ağlamamız gerekmiyordu. Topluma güzel şeyler de söylemek lazım. Amenna. Ama
Orada gruptan çıkmak için bizim neler yapmamız gerektiği o günden itibaren konuşulmalıydı. Oysa katiyen böyle bir şey konuşulmadı. Bu bir, bunun gibi basın kusurları oluyor. Bir de ayrıca işte başarısızlığın ardından işte bu kadar çok para alıyor, gitsin bilmem ne şu bu. Yani sanki Şenol Güneş'i gönderdiğinde başarısı garanti bir başka hoca gelecek, bizi kanatlandırıp uçuracak falan. Biz yıllardır bunu yaşıyoruz, o gitsin bu gelsin. Ayrıca da Şenol Güneş biliyorsun ki Avrupa Şampiyonası elemeleri sonuçlandığında geçen yıl bazıları tarafından neredeyse dünyanın en iyi hocası falan abartılarıyla karşılandı ki ortada ciddi alınacak bir durum da vardı. Neydi o? İlk defa elemelerden bu kadar yüksek bir puanla çıkıyorsun. Efendim işte Fransa'yı bir kere yenmişim, bir de yenilmemişim falan filan. Dünya kadar durum vardı. Şimdi bu gürültü patırtılar hiçbir zaman bizim işimize yaramıyor. Bağırıp çağırma işte gitsin bu kadar çok para mı alıyor şu bu falan filan. Bunlar asıl mevzuların, asıl konuşulması, tartışılması gereken mevzuların arka planda kalmasına yol açıyor. Şimdi gelelim basın toplantısına. Şenol Güneş böyle bir basın toplantısı yapmak iyi etti. Ama gördük ki basın toplantısının fazla bir içeriği yok. Ayrıca Şenol Güneş gibi deneyimli bir hocanın şunu bilmesi lazım. Hiçbir mazeret başarının yerine geçmez. Şenol Güneş basın toplantısında mazeretler söyledi. Şundan oldu, bundan oldu filan diye. Üstelik açıkça da söylemedi. Arkadaşlarımız sorularla bunu didiklemeye çalıştılar. Mesela yine Mehmet Demirkol kardeşim bu şampiyonada yaşanan bu kötü durumu her neden kaynaklanıyorsa bu. Şenol Güneş'in açıklamaları doğru da olabilir, yeterli de olabilir. Tamam, kabul ettik diyelim. Bütün açıklamaları doğru diyelim. Bunun bir daha olmaması için yapılabilecek bir şeyler var mı? Mehmet Demirkol bunu sordu. Pek tatmin edici bir karşılık gelmedi. Çünkü biliyorsun zaten basın toplantısında toplantıyı yapan kişi genellikle istediklerini söyler. Siz ne istersiniz öyle. O basın toplantıları öyledir. Bir şey yapılamaz. Hatta bazı arkadaşlarımız aşka gelir. İşte hocayı ya da muhatapları kimse, başka basın toplantısı yapanları da mat edecek sorular sorma derdine düşerler falan. Bunların hiçbirinden hiçbir sonuç alınmaz. O değildir mevzu. Ama buradaki işte Mehmet kardeşimizin söylediği en can alıcı noktalardan biri. Bundan sonra böyle bir durumla karşılaşmamak için neydi böyle bir durum? İşte İtalya maçında yenildik. Ondan sonra özgüvenimizi kaybettik. Ya böyle bir şey var mı ya? Sonrasında mücadele de etmedik. Şunu da peki hoca, mesela en can alıcı nokta şuydu basın toplantısında ki onu fark eden arkadaşlarımız gayet tabii ki oldu. Neydi o en can alıcı nokta? İtalya milli takımının ısınma hareketlerine hayran kaldığını söyledi hoca. Peki sevgili hocam, İtalya milli takımı oyuncuları kendileri öyle istediği için mi yapıyorlar o ısınmaları? Yani çocuklar gelin bugün şöyle bir ısınma yapalım da herkes şaşkına dönsün. Özellikle Şenol Güneş ısınma neymiş görsün bakalım. Onun için mi yapıyorlar? Hayır. Bunun bir planlaması var. Bunun bir ona göre yaptıracak adamı var. Biliyorsun Şenol Hoca'ya yöneltilebilecek en ciddi eleştirilerden biri kadrosunun yeterince güçlü olmayışı. Belki de işte diyelim ki o İtalya yenilgisi sonrasında kadroda hatta genel olarak olmalıydı da bir psikolog belki en gerekli adamdı diyelim ki bir mentor neyse falan bunun gibi şeyler. Ekibinde bu tür bir zayıflık söz konusu ve hepsini harmanladığımızda açıkçası Uğur Meleke'nin söylediği ben Şenol Güneş'e güvenimi kaybettim denilebilecek bir tablo vardı. Hoca çünkü bu basın toplantısında bugüne kadar yapılan eleştirilerin yani Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlıkla ilgili eleştirilerin üzerine çıkabilecek bir tavır ortaya koymalıydı. Evet arkadaşlar hata yaptık. Bunda da en büyük sorumlu benim. Hatalar şuradan kaynaklandı. Bundan sonra yapılmaması için de şunları yapacağım diye ikna edici bir tablo ortaya koymalıydı. Oysa işte pek çok arkadaşımızın da eleştirdiği gibi bir mazeretler dizisi ve zaman zaman ne dediği anlaşılmaz biraz karışık anlatımlar
falan gibi bir boyutta kaldı iş ve tatmin edici bir durum olmadı. Bu da gelecek için endişe anlamına geliyor. Ama ille gitsin, şöyle olsun, böyle olsun, bunlar bıktırıcı şeyler. Çünkü şu anda Dünya Kupası eleme sürecinin içindesin, biliyorsun. Evet. Onun da 3 maçlık dilimini oynamış ve hayal ettiğimizin daha ötesinde bir başarı olmuş. Her ne kadar 3. maçtaki fiyaskoya karşın. Şimdi gitsin biri geldiğinde efendim işte neyi düzeltecek, neyi değiştirecek falan, bunlar çocuk oyuncağı değil, o kadar gitsin gelsin meselesi değil. Ama hoca, bugüne kadar bildiğimiz, tanıdığımız hoca bu basın toplantısıyla da bir yara daha aldı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, oradaki başarısızlıktan sonra bir yara da bu basın toplantısında aldı sevgili Şenol Güneş. Şu cümleye de çok takıldım ya. Enes Dahlil diyor, çift karede diyor, birbirine keşke sert girselerdi de, üzerlerine girselerdi de, hırslansalardı falan diye de cümle de kullandı. Yani bana da çok tuhaf geldi bazı cümleleri hocanın. Haklısın. O kendi başına anlaşılabilir bir şey. Nedir kendi başına anlaşılabilir? İşte oyuncular diyelim idmanlarda birbirlerine sert giriyorlarsa, öyle bir hırs içindeyse bu maça iyi yansır diye düşünülür hoca tarafından. Senin gördüğün açıdan yahut yorum anlayan arkadaşların gördüğü açıdan görmek istemedi Şenol Güneş. Çünkü sorularda yahut bu konunun gündeme getirilişinde asıl mevzu içeride bir takım sıkıntıların olduğu, oyuncuların birbirleriyle olan ilişkilerinde sıkıntılar olduğu yolundaydı. Hoca o tarz hiçbir şey olmadığını söyledi. Şimdi hiçbir şey olmadığı söylendiğinde bu tip şeyler insanlara pek inandırıcı gelmiyor. Aynen, doğru. 26 oyuncunun olduğu yerde ve bunların işte kazançları, mazançları, dünya egoları, şunları, bunları olduğu yerde bir şeyler olur. Biliyorsun ki böyle şeylere asla izin vermeyecek adam olarak bilinen Fatih Terim'in 2016 serüveninde dahi neler yaşandığını sonradan iyi kötü öğrendik, biliyorsun. Doğru. Yani bunların önüne geçmenin imkanı yok ama bunları işte bunların üstesinden gelip de o İtalya'nın korkunç ısınmasındaki gibi bir durum nasıl yaratılabilir, biz hocalardan bunu bekliyoruz. Kaldı ki zaten işte para meselesi de burada ortaya çıkıyor. Yani sen işte bu kadar büyük para alıyorsun, işte hala bir takım mazeretler söylüyorsun. Bu kadar büyük paranın karşılığı olarak büyük işler, devamlı büyük işler yapmak zorundasın gibi bir boyutu var o para işinin de. Dolayısıyla Şenol Hoca bu noktalarda tatmin edici olmaktan uzak bir basın toplantısıyla kendini bir kez daha yıpratmış oldu. Tabi o para mevzusuna da gelmek lazım. Ben özür diledim zaten yayın öncesinde. 3.2 milyon euro değilmiş, 32 milyon TL'ymiş. Fark eden bir şey yok yani. Gene sonuçta 3.2 milyon euro karşılığında TL alıyor hoca. Döviz kuru ne olursa olsun, ondan da özür diliyorum. Şu cümlesi için ne dersiniz? İstifayı düşündüm ama ben başladım, ben bitireceğim diyor. Yani ilerisi açısından aslında milli takımda bir teknik direktör değişimi olmalı mı sizce? Yoksa Şenol Hoca'nın dediği gibi o başladı, o mu bitirsin tarzında bir düşünceniz var? Şimdi bak, Aygün, olması için aday da görünmesi lazım. Geçmişteki bütün değişikliklerde öyleydi. Mesela Hiddink gönderilecek, Abdullah Avcı'nın yükselme zamanıydı. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Şu anda Şenol Güneş'e alternatif olarak Şenol Güneş'in yapamadıklarını şu adam yapar denilebilecek biri yok. Olabilir. Dünyadan bulabilirsin belki böyle bir önemli adamı. Türkiye'den bulamazsınız diyorsunuz. Doğru mu anladım hocam? İçeride pek yok. Ya bellidir o. Çok bellidir. Zaten anında adı anılır. Yani Şenol Güneş gitsin, şu gelsin diye. O parıltılı çıkışta olan gençler olmadı, biliyorsun. Ya mesela geçen yılların en parıltılı hocaları işte Okan Buruk olsun, Erol Bulut olsun, onlardı. Ama sonraki süreçlerde biraz yoruldular, yıprandılar ve çıkışları, yani o füze gibi çıkışları pek sürmedi. Dolayısıyla şu olsun dediğinde yine bir yığın itiraz gelecek ve işe başlayıp da ilk yenilgisinde ya bu da olmadı bilmem ne, işte tekrar Fatih Terim gelsin falan gibi bir çıkmazda debelenip duracağız. O yüzden yani 2022 Dünya Kupası sürecini Şenol Güneş'in başladığı bitireceğim meselesi o kadar yadırganacak bir olay değil. Orada belki şu düşünebilir. Bak, geçmişte biz şunları yaşadık. Hocaların tıkandığı durumlarda yahut tıkandığı gibi görünebilecek durumlarda, mesela 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde biz İstanbul'da Yunanistan'a yenildiğimizde 1-0 yenildik.
elemelere gidemeyeceğimiz gibi bir durum ortaya çıktı. Ve bundan doğan kapışma da o dönemdeki teknik direktörümüz Fatih Terim'i yıpratacak nitelikteydi. Şaşırtıcı şekilde Futbol Federasyonu devreye girdi. Sayın Haluk Ulusoy'du başkan. Hayır, henüz kaybetmedik. İşte şunu yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan gibi şaşırtıcı şekilde havayı değiştirdi. Ve sonrasında da işte deplasmanda Norveç'i yenmek gibi içeride de Bosna'yı yenerek hedefimize, amacımıza ulaştık ki pek beklenmedik durumlardı bunlar. Çünkü Norveç'te gitme adayıydı. Dolayısıyla böyle bir durumda beklenir. Yani Futbol Federasyonu'nun iş el koyması, ama orada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Biliyorsun birkaç gün önce de Sayın Nihat Özdemir açıklama yaptı işte. Devam edecekti. Evet, o açıklamalar da bir şeyi açıklamıyor biliyorsun. Yani derde deva olacak şeyler değil. Belki de Nihat Bey şunu yapmalı. Nihat Bey'den bağımsız olarak söylüyorum bunu. Oraya getirilen insanlar, yani bu iş adamı, müteahhit insanlar, bizi buraya getirmemeliler deyip isyan etmeli biri. Bu şekilde tarihe geçer. Yani Sayın Nihat Özdemir dese ki bundan sonra bizim gibi kişiler buraya getirilmemeli. Müteahhit iş adamı insanlar buraya getirilmemeli. Hamit Altıntop gibi 7 gün 24 saat çalışacak dünyada tanınmış futbol adamları futbolumuzu yönetmeli gibi bir tavır ortaya konulmalı. Ya da eğer başka türlü yapacaksa geçmişte 2008'de söylediğim örneği ortaya koymalı. Demeli ki Sayın Özdemir, ben bu 2022 Dünya Kupası'na gitmeyi kendi kişisel davam sayıyorum ve bundan sonra bütün işlerimi tasfiye edip 7 gün 24 saat Türk futbolunun dertleriyle uğraşacağım ve bu şekilde götüreceğim. Çünkü bir yandan biliyorsun başka patlamalar da oluyor. Doğru. Bu Kulüpler Birliği meselesi falan. Bir işi böyle yarım yamalak yönetmeye kalkar bir noktada dikiş tutmaz. Dolayısıyla sorunlar çok çeşitli ve çaresi o gitsin bu gelsin meselesi değil. Sayın Özdemir için de tekrar ediyorum. Sayın Özdemir gitsin de şu gelsin falan filan diye bir şey söylemiyorum. Çünkü gelecek olan da bir başka Sayın Özdemir. Ne fark eder? Aynen. Niye? İş adamı müteahhit. Peki futbol adamları, işlerinde yetişmiş olanlar var. Hani geçmişte futboldan gelenler kendilerini yeterince donatmıyorlar yöneticilik için filan. O yüzden hep bu iş adamları, müteahhitler filan Futbol Federasyonu Başkanı oluyor gibi bir yaklaşım vardı. Hayır, yetişiyor işte. Görüyorsun, Hamit Altıntop'tan daha uygun örnek mi olabilir? Adam Bayern Münih'te oynamış, Real Madrid'de oynamış, dünya futbolunun doruklarında dolaşmış, birkaç yabancı dil bilir, o insanlarla ilişkileri var, Türk futbolunun çıkmazlarından haberi var, atılabilecek adımlar hangisi ise mümkün olabilecek en iyisini o yapar. Ama biz de biliyorsun böyle sahiden yapabilecek insanlara geçit verilmiyor. Son sorumda biliyorsunuz yayıncı kuruluşta kulüpler arasında mali anlamda bazı sıkıntılar var. Evet. Paralar alınmadığı konuşuluyor. MHK ile kulüpler arasında sıkıntılar var. Yabancı kontenjan anlamında kulüplerle Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıkıntılar var. Ve dün bir ultimatom geldi Kulüpler evet. Birliği'nden. Maçlara çıkmayız ultimatomu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu şu açıdan sağlıklı değerlendiriyorum. Sorunlar gün gibi ortada. Bunlarla ilgili olarak kavga edilmeli ve ne olacaksa olmalı. Yani çünkü merak etme, bunda da hiçbir şey olmayacak. Taraflar karşılıklı bir takım dayılanmalarla biraz mevzi kazanmaya çalışıyorlar. Ondan sonra da hiçbir şey olmaz. Bunlar defalarca yaşandı. Ayrıca örneğin 14 yabancı ile ilgili kuralda o kadar isyan edilecek bir şey de görmüyorum açıkçası. 14 yine 14. Zaten işte sahada 8 olmasının en başta olması gereken bir şeydi. Yani bir Türk takımında 3 Türk de oyuncu dahi oynamayacak. O kuralın zaten konulduğu zaman yapılmış bir hatasıydı. Şimdi 8 artı 6 şeklinde de biraz derlenip toparlanın deniliyor ki geçen yıllardan da zaten gündeme gelmişti. Hı hı. Aşağı yukarı 3 yıldır gündemde. Hı hı. Onların o kadar büyütülecek bir yanı yok. Ama yayıncı kurulu çok ciddi bir sorun. Zaten işte kulüpler salgın nedeniyle perişan vaziyette. Yayıncı kuruluş da yeterli parayı kazanamadığını ileri sürüyor. Sorunlar görmezden gelerek sanki ortadan kaldırılabilirmiş gibi bir tavır içinde yaşıyoruz biz son yıllarda. O bakımdan kavga edilmesi zorunlu ve gereklidir. Böyle bir kavga verilmelidir. Keşke Kulüpler Birliği sonuna kadar gitse
etse de dediğini yapabilse. Pek bugüne kadar ki çünkü bu tür söylemlerin gerçekliği olmadı. Çünkü burada Kulüpler Birliği'nin kuruluşu ile ilgili de bir sıkıntı var. Yani şu anda biliyorsun resmi statü olarak Kulüpler Birliği kuş mudur, deve midir, deve kuşu mudur, nedir belli. Belli değil. Yani yasal bir konumu tam böyle Türk futbolunun yönetim şeması içinde yasal bir konumu yok. Böyle bir kuruluş tamam. Dünyadaki şekiller çünkü çok başka türlü. Dünyada ligleri yönetiyor İngiltere'de mesela. Ligleri yönetiyor. Bizdeki konum öyle değil. Yasal boşluklar, eksikler, belirsizlikler var. Dolayısıyla her türlü kavga yararlı olur. Bu durumlar daha düzene sokulur. Ama nereye kadar kavga edebilirler? Biliyorsun ki küçük bir taviz aldıklarında her şey en başa dönüyor. Ve ondan sonra bugüne kadar şikayet edilen her şey yine aynı biçimde devam ediyor. Kulüpler Birliği keşke lig 21 takıma çıkarıldığında isyan etseydi. Çünkü çok büyük bir sorun, çok büyük bir sıkıntı. O zaman sesleri çıkmadı. Çünkü güçleri yetmez o konuda ses çıkarmaya falan yani biliyorsun. Anladım. Bu konuların fazla ayrıntısına girmeye gerek yok. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Hattımızda spor yazarı aynı zamanda ajanspor.com yazarı Ahmet Çakır hocamız vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Beşiktaş dosyası açıyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, hattımızda spor yazarı Atakan Kurt var. Atakan, yerimiz hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Aygün abicim. İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Şimdi tabii bütün gazetelerde Gezal ana başlıklarda, manşetlere çıkmış vaziyette. İşte futbolcuyla bir kısım diyor ki 1.8'e Beşiktaş önerdi. 3.5 istedi, sonra 3'e indi. Görüşmeler devam ediyor. Bir kısmı işte futbolcuyla anlaşma sağlandı ama kulübüyle hala tam anlamıyla görüşmeler sağlanamadı bonservis anlamında. Nedir Gezal'ın son durumu? Henüz cezalı anlaşma sağlanmadı. Hı hı. Ama sağlanma yönünde ilerliyor. Ben herhalde 2-3 görüşme sonra Gezal konusunun netleşeceğini düşünüyorum. Hı. Ondan sonra işin bir de kulüp kısmı var. Hı hı. Yani oyuncuyu bitirdiğin zaman abi oyuncuyu koz olarak da kullanabiliyorsun. Yani Gezal'la el sıkışırsa Beşiktaş, parası anlamda anlaşırsa kulübüne gidecek, Gezal'la beraber gidecek, diyecek ki kardeşim bırak oyuncuyu. Oyuncu diyecek ki tamam o zaman ben buraya kadar, burada devam edeyim, Ocak'ta Beşiktaş'a imza atarım, bedava gidelim diyecek. Hı hı. Yani bu kozu kullanacak ve ben Ağustos'un sonuna kadar bunun sürebileceğini, hı hı, ve işin finalinde bir şekilde mutlu sonla bitebileceğini düşünüyorum. En zor kısmı Gezal konusu. Yani Gezal'ı bitirdiğin anda bu transferi bir şekilde sonlandırabilirsin abi. Ya orada sözleşmeyi yenilettirirsin, yine kiralarsın. Ya da ucuz bir bonservis bedeline bu işi alabilirsin. Ama bu iş sürer. Yani hemen bitmez yani. Hmm. Ama mutlu sonra yaklaşılır diyorsun anladığım kadarıyla. Yaklaşılır ama bayağı da şey olur abi, yani kanırtır. Ha, tabii araya da Galatasaray'ın devreye girmesi de biraz bu transferi etkilemiş olabilir mi o dönemde? Şöyle Ahmet Nurşevi zaten bu işi, yani Rozier ve Gezal transferini bizzat yürütüyor. Sadece kendisi yürütüyor. Hı hı. Futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğlu da diğer transferleri yönetiyor ve Rozier'le Gezal'ı bana bırakın dedi başkan. O yürütüyor transfer görüşmelerini. Normalde bir 15-20 gün sonra falan yapabilirdi. Hem Gezal hem kulübüyle yapılacak görüşmeleri. Tabi Olympiakos, Monaco, Marsilya, Arap kulüpleri, Galatasaray'ın devreye girmesi de biraz şey yaptı tabi. Yani Ahmet Nurşevi bir harekete geçirdi. Hızlandırdı. Şimdi vitesi 2'den 3'e 4'e taktı. Bu etken tabi. Yani Galatasaray'ın devreye girmesi, diğer kulüplerin devreye girmesi etken tabi abi. Anladım. Şimdi bir soru var kafalardan seken top diyor ki Atakan abime selamlar, sorum Beşiktaş transferlerde geç kaldı mı, hangi oyuncular gelecek, bir de son olarak Atakan abinin Mehmet Sedef röportajı çok iyi, sıradaki isim Mario Gomez olabilir mi demiş. Yani teşekkür ederim arkadaşa. Evet, röportajlarımız devam ediyor, güzel bir şekilde sürüyor.
Atakan Kurt YouTube kanalında. Gomez yakın zamanda olmaz ama uzun vadede elbette ki herkese yapıyoruz abi. Yani evet. Gomez'e de Allah izin verirse inşallah yapacağız. Ben de bekliyorum işte Gomez'den sonra bana geleceksin galiba tahmin ediyorum. Evet geleceğim. Abi zaten gazetecilerle de yapacağım abi. Bende ne anılar var. Ne anılar var biliyor musun? Olmaz mı Aygün abi? Sonra şey yapmayalım abi. Bize sınırlı dışı edesinler. Güzel, güzel. Peki Beşiktaş hakikaten transferde geç kaldı mı? Abi zaten hem geç kaldı hem kalmadı. Bir de şöyle bir problem var abi. Şimdi geçen senelerde şimdi zaten bütçe de yok. Bu yüzden son dakikaya kadar bekliyorsun zaten. Bir de şeyi bekliyorsun abi. Yani İngiltere Premier Lig'de takımlar bütün transferlerini yapıyorlar. Lig başladıktan sonra transfer yapamıyorlar biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra gidecek oyunculara da karar veriyorlar. Sen de onları bekliyorsun haliyle abi. Bütçen olmadığı için. Hmm. Bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş tamam bütçe yok ama Kenan'la anlaştı. Salih'le anlaştı. Şimdi Avezyem'le anlaştı. Sergen Hoca bekletiyor. Fernando'yla anlaştı. Diego Costa, Diego Costa'da bir şey var mı? Abi Diego Costa ve Teixeira konusunda Beşiktaş iki oyuncuyla da anlaşma noktasına çok yakın prensipte anlaştı ama şöyle diyorlar. Yani bu Brezilyalı futbolcular ciddi anlamda bu imza, ıslak imza konusunda problemli. Anlaşıyorsun, ertesi gün başka bir istek de geliyor. Ona evet diyorsun, ertesi gün daha farklı bir istek de geliyor. Ona da evet diyorsun, ertesi gün yine başka bir istek de geliyor. Farklı isteklerle gelmezlerse artık bu iş biter, ıslak imzaya kaldı diyorlar. Hmm. Hem Teixeira hem de Diego Costa konusunda. İyi bir, de Diego Costa'ya hoca karşıydı, artık onay verdi. Hoca da evet dedi Diego Costa'ya. Önemli o. İyi bir kadro kuruluyor galiba değil mi görüntü anlamında? Abi işin finalinde göreceğiz kurulacak mı kurulacak mı ama ben sonuçta bu transferler konusunda ciddi anlamda profesyonel olan ve kendini rüştünü kanıtlamış, ispat etmiş Erdal Torunoğlu'nun kötü kadro kuracağını düşünmüyorum abi. Bir de Sergen Hoca da bu oyuncuları izlediği zaman genelde nokta atışı yapıyor. Hı hı. Zaten 5 dakikadan fazla izlemiyor abi. Evet, o da yetiyor evet, zaten. Evet, yetiyor abi. Şimdi tabii Dorukhan'la ilgili de bir şey sormak istiyorum. Dorukhan Tokuz'un... Pardon. Bir de abi şöyle bir durum var. Geçen senelerde gidiyordun kulüplerle birebir görüşüyordun yüz yüze menajerlerle, evet, sportif direktörlerle. Artık istediğin gibi yurt dışına çıkamadığın için pandemi döneminden dolayı görüntülü FaceTime görüşmesi yapıyorsun abi ve o yüzden işler ağırdan gidiyor. Yani 3 katı, 4 katı, 5 katı daha ağır işliyor. Bu da biraz kulübünün canını sıkıyor tabii. Dorukhan'ın durumu nedir? Dün Şenol Hoca da artık bir an önce karar ver, ne yapacaksan yap, bir an önce takım bul tarzı bir açıklama da yaptı. Dorukhan'daki son durum ne? Şerkevigo ile pazarlık yapıyor abi. Tabii onun planı şuydu, şampiyonaya giderim ben, orada iyi bir turnuva geçerim. Oradan sonra bütün kulüpler peşimde olur. Bir de Fenerbahçe vardı. Evet. Şimdi Emre Belözoğlu da gidince Fenerbahçe kapısı da kapandı diye biliyorum ben. Doğru, doğru. O dönemde alacak Emre Hoca. Doğru. Evet. Ersin'le ilgili durum. Ersin'in satılacağı yerine işte Mert'in geleceği tarzı bir sürü de yorumlar yapılıyor. Abi Mert'le Beşiktaş dolaylı olarak görüşüyor. Birebir görüşmedi çünkü oyuncuya söz verip sonradan tutmazsak ayıp etmiş oluruz düşüncesi var. Oyuncuya gidecekler dolaylı olarak şu anda teklif yapıyorlar. Ersin gittiği anın hemen 10 dakika sonrasında Mert'e telefon açarlar abi. Hadi görüşelim diye. Anlaşalım diye. Zaten Aykut Kocaman da düşünmüyor Mert'e. Zaten Fenerbahçe'den de problemliydi. Oradan Aykut Kocaman göndermişti. Buradan da Aykut Kocaman oynatmıyor. Volkan Babacan oynatıyor. Büyük ihtimalle Ersin gitti anda Mert'i alırlar. Onun dışında Ersin'le alakalı çift haline rakamları görürsek, yani 10 milyon euro teklifi görürsek göndeririz diyorlar. Ama 8'e kadar çıktı Nis. Yani sonraki satıştan bir yüzde verirse Nis %10, %15. Yani 8-9 milyon euroya bitebilir ama
Beşiktaş onu görmek istiyor. Yani 8'e kadar çıktınız, 2 milyon da ekleyin, 10 milyon euro verelim diyorlar. Pazarlıklar devam ediyor ama ben bir hafta 10 gün içerisinde bu işin netleşeceğini düşünüyorum. İlan Kuta demiş ki, zaten buna cevap vermiştin ama yani ben gene sorayım. Atakan abiye selamlar, sorum olacak. Rozier Lisbon idmanlarına çıkıyormuş, kendi bireysel idman yapıyormuş Beşiktaş formasıyla demiş. Son durum nedir dedi, zaten ona cevap vermiştin. Tekrar eklemek istediğin bir şey var mı bununla ilgili, Rozier'le ilgili? Yok abi, iş finale kadar geldi. Oyuncuyla anlaştı Beşiktaş zaten. Yani Ceza konusunda Gezal'la henüz anlaşamadı ama o 3-5 görüşme sonra Gezal'la da anlaşır. Ama Rozier'le anlaştı. İkisinin de kulüpleriyle anlaşma olmadı. Dün gece itibariyle Rozier'in kulübüyle pürüzlerin olduğunu öğrenmiştim. Hı hı. O pürüzler devam eder de herhalde o da bir hafta 10 gün içinde biter abi. Yani bunlar sürecek abi. Yani çünkü kulüpleri daha fazla para istiyor. Beşiktaş daha az para vermek istiyor. Ama 4 milyon euro satış opsiyonuyla gelecek sezon satış opsiyonuyla kiralanacak diye gibi duruyor Rozier. Atakan, bir de Şenol Hoca ile bir şey ilgili sormak istiyorum. Dün Şenol Hoca'nın basın toplantısını takip etmişsindir. Nasıl yorumlarsın basın toplantısını? Neler söylemek istersin? Şenol Hoca ciddi anlamda baskıyı hissetmiş abi. Çok stresliydi. Gergindi. Tümer Metin'in sorusunda da bayağı bir gerildi. Ama ben Şenol Hoca'yı çok severim abi. Hakikaten çok severim, çok beğenirim. Ama son milli takım performansı, Avrupa Şampiyonası performansı çok kötüydü. Yani oyuncular ne kadar kötüyse Şenol Hoca da o kadar kötüydü. Mesela İtalya maçında tamam, İtalya çok güçlü takım abi. Zaten yani yenme şansın çok zor ama mesela İspanya nasıl çözmüş abi İtalya'yı? Önde bir baskı yaptı. Önde 3 tane top çıkaran o stoperlerine bir önde pres yaptı. İtalya top çıkaramadı. Maçı İspanya hak etti ama İtalya kazandı mesela. Hı hı. İtalya'nın şansı yanındaydı. Mesela İspanya maçı hak etmişti ve büyük ihtimalle finale çıktı. İspanya kupayı alırdı o genç kadrosuyla. Bazı maçları ya da rakipleri, takımları etüt edememiş, iyi analiz edememiş. BC planları yoktu. Mesela ikinci maçta artık o Burak, Hakan, Cengiz gibi oyuncuları değil de daha böyle Halil, Kerem gibi daha böyle diri takımlarında oynamış oyuncuları oynatıp o Burakları, Hakanları, Cengizleri oyuna sonradan sokabilirdi ya da üçüncü maçta değerlendirebilirdi. Her oyuncudan yararlanabilirdi ama her oyuncu kötüydü abi. Yani Ozan kötü, Okay kötü, Hakan kötü. Yani biz daha önce iyi mücadele ederdik, iyi savunma yapardık ama top bizdeyken sınırlıydık. Abi top bizdeyken rezildik, mücadele anlamında rezildik, savunma anlamında rezildik. Bir tane şeyi yapamadık abi biz. Hiçbir şey yapamadık de, değil mi? Bir de Tümer Metin sorusunda haklıydı. Artık herkes çok hızlı oynuyor. Biz maalesef bu hıza yetişemedik dedi. Ben %100 katılıyorum. İstifasıyla ilgili düşüncen ne peki senin? Mesela onu düşünürüm. Abi işte başkası gelse ne yapacak ki abi? Yani daha farklı kimi oynatabilecek yani? Ya bence Dünya Kupası elemelerinin sonunu ya da Dünya Kupası'nın sonunu beklemek lazım. Ondan sonra daha genç jenerasyon bir teknik adamı getirmek lazım. Ama Dünya Kupası elemeleri ve Dünya Kupası'nda Şenol Hoca takım başına durmalı bence. Kalmalı diyorsun. Kalmalı. Peki Atakan, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Beşiktaş'la ilgili benim sormayı unuttuğum, senin söylemek istediğin. Abi gelişmeler bu şekilde abi. Çok da böyle Kenan'la anlaşıldı. Kenan bekliyor. Sergen Hoca'nın onu yine bekliyor. O işin olmama ihtimali yok abi. Çünkü Beşiktaş'ın oyuncuyla yazışmalar, ön protokollere imzaladı. Alması ceza yer. O iş %100 olacak. Onun dışında stoperlerle alakalı da görüşmeler devam ediyor. Ama şu anda biraz iş tıkandı, yavaş işliyor. Ama bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra yavaş yavaş netleşmeye, kesinleşmeye başladı abi. Peki, çok teşekkürler Atakan. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum abi. Evet, hattımızda spor yazarı Atakan Kurt vardı. Kendisine çok ama çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.